tick, tick. Kenan İmirzalıoğlu halay başı oldu. Kenan Doğulu gelinle düet yaptı. Ne yaparsan ya, aşk ile yap. Damat çaldı, gelin söyledi. Herkesin kendinden geçtiği Sarpat Kaya ile Sinem Yalçın Kaya'nın düğününde neler oldu neler? Az sonra. Tek tek. Kenan İmirzalıoğlu, ne Burak Özçivit, böyle zeybek görülmedi. Futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun düğününde oynadığı zeybek parmak ısırttı. Çalhanoğlu'nun düğünündeki zeybekli, misketli, müthiş eğlence. Az sonra. Günaydınlar. Hafta sonu keyfiniz, eğlenceniz, cumartesi sürprizinde bu hafta yine dopdolu bir programla karşınızdayız. Yine çok özel, yine bomba gibi magazin haber ve görüntüleriyle, hiçbir yerde izleyemeyeceğiniz konularla 3 saat boyunca canlı yayında karşınızda olacağız. Programımıza bu hafta haftanın çarpıcı olaylarından derlediğimiz bir haber turuyla başlıyoruz. Magazin dünyası haftayı ilginç ve çarpıcı paylaşımlarla geçirdi. İbrahim Çelikkol sürpriz bir şekilde mimar Mihre Mutlu'yla dünya evine girdi. Evliliğini sosyal medyadan duyuran Çelikkol ve eşinin Yunan tanrı ve tanrıçalarını andıran düğün kıyafetleri ilginç yorumlara neden oldu. Ata Demirer sosyal medyada yaptığı boğulma paylaşımıyla güldürdü. İmdat! Boğuluyorum! Deniz Akkaya video paylaşım sitesindeki sayfasında adrenalin dolu bir paylaşım yaptı. Bostancı Luna Parkı'ndaki fırlatma topuna binmişti arkadaşıyla. Ersin! Seni seviyorum! Artık çok geç! Nasıl alayım olamadım. Ay, seni koş abi. Dinlene bırakmak istiyorum. Dinlene bırak. Dinlene bırak. Ve işte fırlatma anı. İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Adan'ın sosyal medyada Ulu Önder Atatürk için ağladığı video paylaşım rekoru kırdı. Güzelim Atatürk, güzelim. Annemi daha çok seviyorsan o da seni seviyor. Ben de seni seviyorum. Allah şimdi bunu buraya getirir bence. Allah şimdi bence güzelim Atatürk'ünü buraya getirir. Geriden götürüp. Belki buraya getirir. Bilmiyorum ki.
Yedirir mi Allah buraya? Ayşegül Yıldız'ın paylaştığı videoda Elif Ada Atatürk için gözyaşı döküyor. Ölünce kalkacak mı? Hiç mi kalkmayacak? O zaman yeter kendi ağlarım ben güzelim Atatürk diye. Ay kurban. Çek çek. Yelena yenge şoke olacak. Beşiktaşlı Tosic kiminle gece kaçamağında yakalandı. Fahri Evcen kimse umursamadığı haberlerine ateş püskürdü. Partide art niyet seziyorum. Kanda kırmızı halıda boy gösteren güzel oyuncu ilgi görmediği iddiaları için ne dedi? İşin aslı o değil çünkü çarptırılıyor. Aslı Enver'in yerine kim geliyor? Kadroda küçük bir değişikliğimiz var. Burak Özçivit, Murat Boz'dan ayrılan Aslı Enver'in yerine Kardeşim Benim 2'ye kimi alacak? Onu açıklayacağız. Az sonra. Çek 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 çek. Çaldı. Şebnem Ferah söyledi. Cem Yılmaz çaldı. Özkan Uğur söyledi. Cem Yılmaz çaldı. Arif ve 216 ekibi söyledi. Gösteri merkezinin açılışı Cem Yılmaz ve arkadaşlarının muhteşem şovuyla renklendi. Az sonra. Çek 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 çek. Kısa bir reklam arasından sonra cumartesi sürprizi tüm hızıyla devam edecek. Sakın bizden ayrılmayın. Teşekkürler. Bülent Hanım'ın yolculuğunda. Diva Bülent Ersoy ve Burcu Esmersoy. Evet. Ne? Oo geliyorum dedim yani öyle. Bitmedi. Afrodit Banu Alkan. Çok heyecanlandım. Ve Safiye Soyman. No. Yes. Anladım. Bu program çok konuşulur. Bu dörtlü olay olur. Dünya güzellerim dünyayı gezmeye geliyor. Dediler ki Hollywood starı geldi. Allah aşkına Hollywood'da ne yaptın? Hepimizden yürüyecek. Hop. Ya işte böyle Hindistan trafiğini durdururum ben. Sen onu benim külahıma anlat. Dünya güzellerimin dört güzeli olay programa nasıl hazırlandı? Biraz da zayıflamış olurum ya. Ben çikolata bol bol götüreceğim, evet. Azerbaycan'dan getirdim oraya. Ve dünya güzellerimden ilk görüntüler. Bülent Ersoy'un bitli tavukla imtihanı. Ayol bitli bitlere bak geziyor üstünde. Bitli mi? Evet. Bitli mi? Evet. Bitli. Elimi sürdü. Evet bitti diyor. Anlamıyor evet diyor ya. Çek 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 çek. Murat Dalkılıç ve Merve Bol Uğur gündüz plaj partisinde. Gece Sertab Erener şarkılarıyla romantizmin doruklarında. Bodrum'da aşk başkadır. Merve Bol Uğur, Murat Dalkılıç'a oyunculuk konusunda nasıl destek olacak?
Murat Bey'in oyunculuğu hakkında ne düşüneceksin? Valla izleyip göreceğiz şimdi. Tatil cenneti Bodrum'da güneş, deniz ve kum. Bodrum sezonu açtı. Show TV Bodrum'un altını üstüne getirdi. Az sonra. Çek çek. Asena Atalay'dan Caner Erkin'e şok sözler. Yalan yanlış şeylerle doldurmak zorundasın. Asena Atalay velayet davasını kazanacağına nasıl bu kadar emin? Kazanınca bile açıklama yapmayacağım. Peki, Cem Yılmaz'dan evlilik itirafı. Kendisini nasıl başarısız koca ilan etti? Evliliğimi sürdüremedim. Bensu Soral kanda giydiği kıyafet için hamam şalvarı diyen Cemil İpekçi'ye öyle bir cevap verdi ki. Ben çok mutluydum elbisemle ama. Az sonra. Çek 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 çek. Cem Yılmaz, beyazın saçlarını beyazlatırsa... Of be, Halit Kıvanç oldun ha. Cem Yılmaz'la İbrahim Tatlıses breakdance yaparsa... Cem Yılmaz ve Burhan Altıntop'un kahkaha dolu buluşması... Kaç para getirdin Arok'tan? Oha! Cem Yılmaz'la Şahan Gökbakar'ın sahte hoca buluşması. 7 ışık noktası dedi. Bir noktaya odaklanmışsın. Sana yazıklar olsun. Cem Yılmaz'ın televizyon ekranlarındaki hafızalardan silinmeyen görüntüleri. Az sonra. Çek çek. Tekrar merhabalar. Programımıza bu hafta içinde yapılan iki düğünle başlıyoruz. Sarp Akkaya ve Ümit Erdim'in düğünlerine adeta ünlü yağdı. Şimdi bu iki eğlenceli düğüne gidiyoruz. Kenan İmirzalıoğlu halay başı oldu. Kenan Doğulu gelinle düet yaptı. Ne yaparsan ya, aşk ile yaz. Damat çaldı, gelin söyledi. Herkesin kendinden geçtiği Sarp Akkaya ile Sinem Yalçınkaya'nın düğününde neler oldu neler. Ünlüler dünyasının bir bekarı daha eğlenceli bir törenle damat oldu. Oyuncu Sarp Akkaya, müzisyen Sinem Yalçınkaya ile evlenirken ünlü dostları onları yalnız bırakmadı. Gelin ve damat böyle geldi nikah alanına. Sarp Akkaya davul çalarken gelin hanım şarkılar söyledi. Düğün şarkıları Sude'ydi. Klasik bir düğündeki gibi bir giriş değildi bu. Eğlendi gelin ve damat. Thank you.
İşte nikahhane. Sizi bir kez de benim sayın şahitlerim ve değerli misafirlerim huzurunda açıkladınız. Ben de Türkiye Cumhuriyeti Medeni Kanunumuz gereği Beykoz Belediye Başkanımız Sayın Yücel Şelikbek Beyefendinin şahsıma vermiş olduğu yetkiye istinaden evliliğinizi resmen ilan ediyorum. Helal olsun. Konuklar da kendinden geçti. İşte Kenan İmirzalıoğlu'nun halay başı olduğu, Rıza Kocaoğlu ve Sinem Kobal'ın da dahil olduğu halay. Düğünde Kenan Doğulu da sahneye çıktı. Gelin hanım Doğulu'nun vokalisti olunca birlikte şarkı söylememeleri kaçırılmazdı. Çok başka yeni alem var senden yok başka. Seren Saat de eşini ön sıradan izledi. Gördüm o sende çok başka. Kenan Doğulu'nun sevilen şarkısı Aşk ile Yap düeti görülmeye değerdi. Ne yaparsan ya, aşk ile yap, aşk ile yap. Ne dediğin biliyorsun dediğin olay. Gelin hanımla Kenan Doğulu rap bile yaptı. Bakamıyorum çünkü dün size havalı havalı gülünce hayran oluyorum. İzlediğimi bile bile tat tatlı belatı çekip ben vuruyorsun ya. İstediğimi göre göre nasıl nasıl gizlen renk demiyorsun bana. Saçını sağa sola soruyorsun ya bakamıyorum. Çünkü dün size havalı havalı gülünce hayran oluyorum. İzlediğimi bile bile tat tatlı belatı çekip ben vuruyorsun ya. İstediğimi göre göre nasıl nasıl gizlen renk demiyorsun bana. Her düğüne eski sevgilisi Murat Boz da geleceği için düğünde kısa kalıp bu hatıra fotoğrafını çekti. Gecelerde Aslı Enver'le ilgili bir dedikodu da eski eşi Birkan Sokullu'yla karşılaşmasıydı. İddialara göre geceye sevgilisi Berrak Tüzünataş'la katılan Birkan Sokullu eski eşi Aslı Enver'e küçük bir selam verdi. Düğüne birbirinden ünlü isimler gelirken her biri hatıra fotoğrafları çektirdi. Dizilerin ve sinemanın sempatik oyuncularından Ümit Erdim, hayatını Seda Çınar'la birleştirdi. Birçok ünlünün katıldığı düğün adeta rüya gibiydi. Düğüne geçmeden önce bu mutlu güne gelen davetlilere bir göz atalım. Ahmet Kural'la birlikteyiz ilk olarak. Yakın dostunun yuva kurması onu mutlu etmiş. Evet, bir kişi daha yuvadan uçup gidiyor. Mutluluklar diliyorum buradan kardeşime. Bekliyoruz, nikah memuru geç kalmış herhalde. Darısı başına artık. Bu arada Ahmet Kural'ı yeni filminin heyecanı çoktan sarmış bile. İyi kardeşim, her şey yolunda, filmimiz var. Kısmetse Temmuz gibi, Temmuz'un ikinci haftası gibi başlayacağız çekimlere. Şimdi onun yoğunluğu var. Hangi film? Atavrat Fırat. Ferhat. Atavrat Ferhat. Daha ismini şey yapamadı Selçuk. Böyle bir ikileme olsun mu falan ama buradan ilk defa söylüyorum. Atavrat Ferhat. Filmin hazırlıklarına da çoktan başlamıştır o halde. Neler yapıyor? Ata biniyorum. Filme hazırlanıyorum acayip. Öyle ata mi? Biniyoruz. Spor. At dersleri falan başlıyor. Başlıyor bu hafta. Onun dışında hazırlanıyoruz. Hakikaten böyle 3-4 tane bir şey yapıyoruz ya. Oklar, moklar, atlar. Yapıyoruz. Kendimizi geliştiriyoruz oyuncu olarak. Muammalı bir hazırlık belli ki. Nasıl bir film olacak? İnanın merak ediyoruz ama herkesi gülmekten kırıp geçireceğine eminiz. Peki Murat Bey nerede? Genelde ikiliyi pek tek başlarına görmüyoruz da.
Murat'ın işi var herhalde ya da Ümit çağırmadı, bilmiyorum. Bursa'da da olabilir, Eskişehir'de de olabilir. Bu aralar bir geziyor öyle mekan falan. Düğünde Ümit Erdem'in nikah şahidi olacak olan Ferran Kutmansa sanki evladını evlendirir gibi heyecanlıydı. Çok heyecanlandım tabii. Yani Ümit gerçek evladım gibi benim. Hayat bilgisinde onca yıl beraber büyüdüler. Hepsi elimizde büyüdüler. O benim bal gözlüm. Bal rengidir onun gözleri. Bal bal bakar hep. O benim bal gözlüm. Ümit Erdem ve Ferran Kutman arasında inanılmaz bir sevgi var gerçekten. Bakın Ümit Erdem nasıl ikna etmiş usta oyuncuyu nikah şahidi olması için. Anne der o bana. Anne bir şey söyleyeceğim. Günlerdir ben uyku uyumuyorum. Niye dedim. Şahidim olur musun dedi. Dedim ki o gün bekledim ama öyle bal bal baktın söylemedin bana bir şey. Ben de söyleyemezdim dedim. Senin şahidin olmak istiyorum diyemezdim. Ya dersen bana büyük dayım şahidim olacak dersen olmaz diye. Çok mutlu oldum. Ben de çok mutlu oldum tabii. Düğünün bir diğer ünlü davetlisi Ahmet Özhan da genç çifte mutluluklar diliyor. Allah Mesut Fatih etsin. İki güzel insan. Sağlıklı, sıhhatli, uzun ömürlü bir mesut hayat ve evlatlar diliyorum. Ümit çok sevdiğim bir kardeşim, evladımız gibi. Çok iyi bir çocuktur. Ümit Erdem'i bu mutlu gününde yalnız bırakmayan Gökhan Keser'le birlikteyiz. Bekar arkadaşları birer ikişer evleniyor. Ümit'i de verdik. Ümitsizlik ama var. Evet, yani güzel bir gün. Onun bu mutlu günde ben de yanındayım. İnşallah ömür boyu mutlu olurlar. Tek temennimiz o. Darısı başınıza diye. İnşallah. Peki o ne zaman evlenecek merak ediyoruz. Nereye kadar bekarlık? Bizim eşiniz... biraz düğün var zaten. Ha, öyle mi? Tabii. Nasıl yani? Evleniyor mu? Kardeşimin düğünü var. Ağustos'ta beklerim. Düğünümüz var deyince ben de biliyorum, sizden dedim. Bekledim. Hep siz mi trolleyeceksiniz oğlum? Faka bastırdı bizi, itiraf edelim. Hayırlısı olsun. Gerçi Rüveyda Öksüz'le güzel giden ilişkisi her an evlilikle taçlanabilir. Bu yaz zaten sıramı savdım. Kardeşimi bir evlendireyim. Aynen. Ondan sonra inşallah önümüzdeki senelerde neden olmasın. O da sizin düğünde buluşmak üzere. İnşallah diyelim. Damat ve gelinin yanındayız. Tam röportaja başlayacaktık ki Ümit Erdem'in asıl niyetini öğreniyoruz. Ben de heyecanlandım altınla geldin diye ama mikrofon uzattı. Röportajdan sonra mikrofon çalışmıyor galiba ya. Öyle bir mi? Bir sıkıntı var mikrofonda ama. Yapma ya, bıçak da kesmiyordur, bıçak Allah bilir. İşin şakası bir yana mutluluklar dileriz çifte. Hemen duygularını alalım. Bu halde ne olur ki işte öyle değil mi? İyiyiz yani. Nasıl tarif edelim ki? Hiç konuşturmuyorsunuz yenge hanımı. İşte ben abi bu yüzden evleniyoruz. Birbirimizi tamamlamak için. Evet. Lütfen. Tamamlıyoruz. Değişik bir, güzel bir duygu yani. Ben şu an içinde olduğum durumun hiçbir şekilde farkında değilim. Biraz gergin, stresli bir durum. Ama tabii ki çok yoğun duygularım var içimde. Zor da olsa gelin hanımı konuşturdu Ümit Erdem. Çok iyi bir insansınız. Teşekkür ediyoruz. Harika bir gün. Harika insanlar var. Bizi kırmamışlar. Hepsi misafir oldular. Davete icabet ettiler. Çok mutlu olduk. Bundan sonra da bizi güzel, sağlıklı, bereketli, birbirimize sahip çıkan bir ömür bekliyor inşallah. İnşallah tüm güzel dileklerimiz onlarla birlikte olsun. Bir ömür boyu mutlu olsunlar diyor ve düğüne geçiyoruz. Gelin ve damat alkışlar arasında nikahın kıyılacağı yere doğru geliyorlar. Bu duygu dolu anlardan sonra çifti o birbirlerini sonsuza değin bağlayacak evetlere geçirdi. Nikahta damadın nikah şahidi ise usta oyuncu Ferran Kutman'dı. Sizlerden sözle söylemenizi rica ediyorum. Sayın Seda Çınar, hiç kimsenin elbisi altında kalmadan kendi isteğinizle nişanlınız Sayın Ümit Erdem ile evlenmeyi duyuyor musunuz? Evet. Tebrik ediyorum. Hayırlı ve uğurlu olsun. Sayın Ümit Erdem, hiç kimsenin etkisi altında kalmadan kendi isteğinizle nişanlınız Sayın Seda Çınar ile evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Evet. Tebrik ediyorum, ben de bir ömür boyu mutluluklar diliyorum.
Tam Ümit Erdim'e göre esprili bir cevap oldu gerçekten. Evlilik cüzdanı ise elbette geline gidiyor. Ferran Kutman tarafından. Çok mutluyum, çok mutluyum, çok heyecanlıyım. Gerçekten bir evladım evleniyor, bal gözlüm evleniyor. Çok güzel bir genç hanımefendiyle hayat arkadaşlığı ömür boyu sürsün. Sevgiyle, saygıyla, birbirinizin haklarına saygı göstererek ömür boyu mutlu olmuştur. Hayatlarını birleştirerek mutluluğa yelken açan Ümit Erdim ve Seda Çınar çiftine biz de ömür boyu mutluluklar diliyoruz yeniden. Tek tek. Antep'in hanımları. Vecihi'nin kız isteme şarkısı mı? Seviyorum, veriyor musun? Alıyorum, veriyor musun? Zabıta müdürünün kemancısı mı? Unutulmaz bu acı, dertli dertli çal kemancı. Efsane oyuncu Şener Şen'in kendi sesinden harika şarkılar. Az sonra. Çek çek. Milli takımın gurbetçi futbolcusu Hakan Çalhanoğlu, Almanya Mannheim'deki Sinem Gündoğlu ile yaptığı düğününe oynadığı zeybekle bakın nasıl damgasını vurdu. İmirzalıoğlu, ne Burak Özçivit, böyle zeybek görülmedi. Futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun düğününde oynadığı zeybek parmak ısırttı. Çalhanoğlu'nun düğünündeki zeybekli, misketli, müthiş eğlence. Takımın gurbetçi yıldızı Hakan Çalhanoğlu'yla eşi Sinem Gündoğdu'nun Almanya Mannheim'daki düğün töreni renkli görüntülere sahne oldu. Gelin ve damat böyle geldi düğün alanına. Geldiklerinde herkes klasik bir düğün dansı bekliyordu onlardan. Ama Hakan Çalhanoğlu açtı kollarını ve başladı harmandalı. Zeybekler görülmeye değerdi. Asil oyunun hakkını veriyordu Hakan Çalhanoğlu ve arkadaşları. (Gülüyor)
için hazırlanan bu müthiş gösteri izleyenleri mest etti. Bu gösterinin ardından ilk danslarını etti ve pastalarını kesti Hakan Çalhanoğlu ile eşi. Herkesin aklı Zeybek'te kalmıştı. Yoğun istek üzerine bir kez daha çıktı Hakan Çalhanoğlu ve Efeler sahneye. Gelin hanım da dahil oldu dansa. Kadir İnanır ve Türkan Şoray vardı pistte. Misket havasıyla devam etti. Harman dalında döktüren Hakan Çalhanoğlu miskette de başarılıydı. Hakan Çalhanoğlu'nun düğünü bu eğlenceli görüntülerle son buldu. Çek 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 çek. Teşekkürler. Bülent Hanım, iyi yolculuklar. Diva Bülent Ersoy ve Burcu Esmer Soy. Evet. Ne? Oo, geliyorum dedim yani öyle. Bitmedi. Afrodit Banu Alkan. Çok heyecanlandım.
ve Safiye Soyman. Bu program çok konuşulur. Bu dörtlü olay olur. Dünya güzellerim dünyayı gezmeye geliyor. Dediler ki işte Hollywood starı geldi. Allah aşkına Hollywood'da ne yaptım? Hepimizden yürek. Hop. Ya işte böyle Hindistan trafiğini durdururum ben. Sen onu benim külahıma anlat. Dünya güzellerimin dört güzeli olay programa nasıl hazırlandı? Biraz da zayıflamış olurum ya. Ben çikolata bol bol götüreceğim, evet. Azerbaycan'dan getirdim orayı. Ve dünya güzellerimden ilk görüntüler. Bülent Ersoy'un bitli tavukla imtihanı. Ayol bitli, bitlere bak geziyor üstünde. Bitli mi? Evet. Bitli mi? Evet. Bitli. Elimi sürdüm. Evet diyor. Bitti anlamıyor. Evet diyor ya. Çek çek. Ünlülerin kendinden geçtiği düğünler sadece bu ikisi değildi tabii ki. Şimdi de sırada bu yıla damgasını vuran eğlenceli düğünler var. Sadece evlenmediler. Fena halde eğlendiler. Ünlü düğünlerinde son moda. Artık eğlenmeden evlenmek yok. Peki son dönemin en eğlenceli düğünü hangisi? Klasik düğün dansı artık tarih olmak üzere. Son dönemde ünlüler eğlenerek evleniyor. Yeni trend bu. Kadir Doğulu'yla Esihan Atagül'ün düğünleriyle başladı bu akım. Nikah sırasında coştu adeta çift. Sonrası da buna uygundu. Düğün danslarında adeta kendilerinden geçtiler. Hafızalara bu görüntülerle kazındı Kadir Doğulu, Nesihan Atagül çiftinin düğünü. Timur Acar'la Eda Özarkan'ın nikahı teknede eğlenceyle başladı. Dansları muhteşemdi. Hint dansı yaptı ikili. O kadar güzel dans ettiler ki yoğun istek üzerine bir kez daha oynadılar işte böyle.
yaz evlenen Burcu Biricik ve Emre Yetkin'in nikahı da benzer görüntülere sahne olmuştu. Bu üç nikahtan yola çıktık ve son dönemdeki en eğlenceli nikahlara bir bakalım istedik. Karşımıza ilk çıkan Merve Boluğur, Murat Dalkılıç nikahı oldu. Merve, Merve Dalkılıç, bundan sonra senin adın Merve Dalkılıç. Merve, Merve, Merve Dalkılıç, bundan sonra senin adın Merve Dalkılıç. Çiftin uzun süre konuşulan nikahında eğlence büyüktü. Murat Dalkılıç şarkılar söyledi, Merve Boluğur dans etti. Hatice Şendil, Burak Sağyaşar çiftinin nikahı da eğlenceli görüntülere sahne oldu. Çift sahneye çıkıp düet yapmıştı. Bergüzar Koreli'nin de şarkılar söylediği düğün unutulmazlar arasına girdi. Doğa Rutkay'ın Kerimcan Kamal'la evlendiği düğün unutulur mu? Kaç kişinin nikahında Halit Ergenç misket oynar? Kaç kişinin düğününde Bergüzar Korel'le Ata Demirer düet yapar ki? Ve kaç kişinin düğününde Tarık Akan davul çalar ki? Bütün bu eğlence Doğa Rutkay'a nasip olmuştu. Fettah Can'la Cansu Kurtçu'nun ünlüler geçidine sahne olan düğünleri unutulur mu? Bir düğün bir ömrü bu kadar mı bağlar? Yerini doldurmuyor kalan sağlar. Bir açık hava konseri gibiydi düğün. Ünlü isimler sahneye çıkıp bir bir şarkılar söylemişti düğünde. Eğlenceli düğünler arasında hafızalara kazınan bir diğer düğünde Engin Altan Düz Yatan'la Nesişi Halkoçların töreni. Bekle ama bekle. Efendim, yeni yapar mısınız sizin? Önümde çekil ya. Yeni yapar mısınız? Düğünde Kenan İmirzalıoğlu'nun Harmandalı oynaması arşivlere bu görüntülerle yansıdı. Burcu Kara'nın Belçika'da yaptığı düğünde sokak ortasında eşi Fırat Parlak'la dans etmesi de unutulmazlar arasında. Ne kadar eğlenmişler baksanıza. Umarız evlilikleri boyunca hep böyle eğlenirler, mutlulukları daim olur. Bir
bitmedi. Berk Oktay, Merve Şarapçıoğlu ile evlenirken oynadığı Zeybek'le adından söz ettirmişti. Eğlenceli düğünler araştırmamızda Fas'a uzanıyoruz. Murat Yıldırım'ın İmane Elbani ile Fas'ta yaptığı düğünde yaşananlar uzun süre unutulacak gibi değil. Düğünde Murat Yıldırım ve Tolga Han Sayışman çok eğlenmişti. Renkli görüntüleriyle Murat Yıldırım'ın düğünü uzun süre eşine rastlanmayacak bir tören oldu. Belki kendi düğününde oynamadı ama Tarkan'ın bir düğünde misket oynadığı anlar da arşivlere altın harflerle girdi. Çek 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 çek. Asena Atalay'dan Caner Erkin'e şok sözler. Yalan yanlış şeylerle doldurmak zorundasın. Asena Atalay velayet davasını kazanacağına nasıl bu kadar emin? Kazanınca bile açıklama yapmayacağım. Peki, Cem Yılmaz'dan evlilik itirafı, kendisini nasıl başarısız koca ilan etti? Evliliğimi sürdüremedin. Bensu Soral, kanda giydiği kıyafet için hamam şalvarı diyen Cemil İpekçi'ye öyle bir cevap verdi ki... Ben çok mutluydum elbisemle ama... Az sonra... Çek çek... Yakında Show TV ekranlarında yayınlanacak olan Dünya Güzelleri programının dev kadrosu Bülent Ersoy, Safiye Soyman, Banu Alkan ve Burcu Esmersoy gittikleri Hindistan'da bakın nasıl kahkaha dolu dakikalar yaşadı. Teşekkürler. Bülent Hanım iyi oldu. Diva Bülent Ersoy. Ve Burcu Esmersoy. Evet. Ne? Geliyorum dedim yani öyle. Bitmedi. Afrodit Banu Alkan. Çok heyecanlandım. Ve Safiye Soyman. No. Yes. Anladılar. Bu program çok konuşulur. Bu dörtlü olay olur. Dünya güzellerim dünyayı gezmeye geliyor. Hollywood'da hadi geldi. Allah aşkına Hollywood'da ne yaptın? Hepimizden yürekli. Hop. Ya işte böyle Hindistan trafiğini durdururum ben. Sen onu benim külahıma anlat. Dünya güzellerimin dört güzeli olay programa nasıl hazırlandı? Biraz da zayıflamış olurum ya. Ben çikolata bol bol götüreceğim, evet. Azerbaycan'dan getirttirdim oraya. Ve dünya güzellerimden ilk görüntüler. Bülent Ersoy'un bitli tavukla imtihanı. Ayol bitli bitlere bak geziyor üstünde. Bitli mi? Evet. Bitli mi? Evet. Bitli. Elimi sürdüm. Evet. Bitti anlamıyor. Evet diyor ya. Burcu Esmersoy, Safiye Soyman, Banu Alkan ve Bülent Ersoy. Bu dört ünlü hanımı dünyayı gezerken düşünün. Haziran ayında Show TV'de ekrana gelecek Dünya Güzellerim bu müthiş fikirle çıktı yola. Hey Hintli! Filmlerdeki gibi Bülent.
Bayıldım. Sen de neye bayıldığın belli değil. Oh my god, oh my god, very delicious. Hayvan deyip geçme, her şeyi hissediyorlar. Ben öyle bir şey demedim. Hele film nasıl hisseder? Ben öyle bir şey demedim. Ben öyle bir şey demedim diyorum. Tamam. Peki. Çekimleri Mayıs ayının ilk haftasında Hindistan'da başlayan Dünya Güzellerim'in ilk görüntüleri yayınlandı. Buradaki tavuk ne olacak? Allah'ım bunlar ne burada? Oh my god, bunlar ne ya? Ay. Tavuklar, kişiler. Ama cumartesi sürprizi kameraları bu dört ünlüyü çekimlerden hemen önce stüdyoda görüntüledi. Dünya Güzellerim'in fotoğraf ve tanıtım çekimlerindeyiz. Burcu Esmersoy kameralar karşısında tanıtım çekimlerinde heyecanını gizlemiyor. Bence Türkiye'de yapılmış, bugüne kadar yapılmış en iyi, en eğlenceli, en komik, en güleceğimiz ve bazen de belki de anlayacağımız bir iş olacak. Çekimler sonrası Burcu Esmersoy'la beraberiz. Teklifin nasıl geldiğini soruyoruz. Şaka sanmış önce projeyi. Bir kahve işliğinde projeden bahsettiler. Önce şaka zannettim. Sonra gerçekten ciddi olduğunu anladığım zaman da çok beğendim. Yani fikir olarak zaten inanılmaz güzel bir fikir. Yani birisi, benden başka birisi yapıyor olsa çok kıskanırdım ve çok üzülürdüm açıkçası. O yüzden kendi adıma çok mutluyum, sevinçliyim. Hepimizden yürek. Hop. Ya işte böyle Hindistan trafiğini durdururum ben. Sen onu benim külahıma anlat. Bülent Ersoy, Banu Alkan ve Safiye Soyman isimlerini duyduğunda verdiği tepkiyi bize yaşatıyor röportaj sırasında. Ya böyle yavaş yavaş söylediler, yavaş yavaş söylediler. Evet, ne? Oo geliyorum dedim yani öyle resmen böyle ne? Yani hani üçünü birden aynı yerde toplamak bence çok büyük bir başarı. Çok zor yani. Hani normalde Türkiye'deki bir stüdyoda da ya da İstanbul'da yapılan bir programda stüdyodaki bir işe bile bence üçünü bir arada getirmek zor. Sen onu alıp bir de üstüne üstlük Hindistan'a falan götürüyorsun. Helal olsun. Nasıl hazırlandığını soralım bu maceraya. Hindistan, Vietnam ve Nepal'de 30 gün hiç kolay değil. Bir kere zaten zayıflayacağız herhalde bir kere. Yani bir ekip olarak zayıflayacağımızı biliyoruz bir kere. Güzel bir şey. Yaz öncesinde iyi bir hareket. Yani böyle bir detoks gibi bakmak onu lazım. Evet evet yani pozitif taraflarına bakmak lazım. İster istemez bir zayıflama olacak tabii. İyi. Tamam. Yaza giriş yapıyoruz. Ama böyle hani özlemek bazı şeyler. İşte benim mesela kahvaltı. Yani isteyecek canım bence. Ve belki de hani bulamayacağın için en sevmediğin yemeği bile özleyeceksin. Ama onun dışında böyle paylaşmayacağım işte diyet bisküvilerim var. Sayarım ben onları. Odada. Sayıyla, sayıyla, evet, sayıyla koyacağım arkadaşlar. Bunu söyleyeyim böyle. Ayol bitli bitlere bak geziyor üstünde. Bitli mi? Evet. Bitli mi? Evet. Bitli. Elimi sürdüm. Evet diyor. Anlamıyor, evet diyor ya. Hindistan yemekleri ilginçtir Burcu Hanım. Ne gerek var bisküviye? Tatlar derken bence yok. Yani normalde yediğimiz tatların peşinde koşmayı düşünüyorum açıkçası. Safiye Soyman kameralar karşısında. Madam sorry. Yes çıkın. Yes çıkın dedim. Baldırı göster. Yani kutu istiyorum anlamında. Ve böyle dilimi anlattım. Onlar getirip tabii kahkahalarla gülerekten. Sahip sizlere emanet ben gidiyorum. O da teklif geldiğinde havaları uçmuş sevinçten. Çok mutlu oldum yani. Uçtum. Daha doğrusu sevindim. Nasıl mutlu olmasın ki? Türkiye'de bir ilk gerçekleşiyor. Böyle Türkiye'de böyle bir format olmadı yani. Böyle bir şey olmadı. Bomba. İnanılmaz güzel bir şey olacak. Herkes bizden bahsedecek. İnşallah reytingimiz de çok güzel olacak. Umuyorum ki böyle bir şey insanlar artık bıktı aynı şeylerden. Değişik bir format. Değişik güzel bir şey. Hey Hintli! Filmlerdeki gibi Bülent. Bayıldım. Sen de neye bayıldığın belli değil. Oh my god, oh my god. Very delicious. Hayvan deyip geçme, her şeyi hissediyorlar. Ben öyle bir şey demedim. Hele film nasıl hisseder? Ben öyle bir şey demedim. Ben öyle bir şey demedim diyorum. Tamam. Peki. O nasıl hazırlandı bu maceraya? Neler var bavulunda? Vallahi ben gene koydum şeyime. Bavuluma koydum. Zeytin, peynir, ekmek, lavaş, domates, küçük domateslerden, salatalık, yeşil biber. Hepsini koydum. Çünkü ben köriyi sevmiyorum. Gümrüğe takılmasın o ya.
Gümrüğe takılmaz, onu şeye vereceğim valize. Yanımda götürürsem takılır kesinlikle. Afrodit Banu Alkan'a odaklanıyor kameramız. Teklifte bulundukları zaman çok heyecanlandım. Allah'ım dedim, ne kadar güzel. Bülent Ersoy, benden güzel mi? Dediler ki işte Hollywood starı geldi. Allah aşkına Hollywood'da ne yaptın? Banu Alkan'a göre Dünya Güzellerim gündem olacak bir program. Herhalde Türkiye'nin gündemine oturacağız. Güzelliğine önem veren bir kadın o. Bavulunda bakım ürünleri eksik olmamalı. Kremlerim. Çok iyi diş macunlarım. Benim kullandığım. Diş fırçam. Olmazsa olmaz. Makyaj, make-up olmasa da olur. Ama çikolatadan da vazgeçemiyor. Ben çikolata bol bol götüreceğim, evet. Buradaki tavuk ne olacak? Allah'ım bunlar ne burada? Oh my God, bunlar ne ya? Ay. Tavuklar, kişiler. Programın ismi Dünya Güzelleri. Bu ismi sevmiş Banu Alkan. Dünya Güzelleri. Acaba hangimiz en güzeliz? Sizce? Bilmiyorum. Dediler ki işte Hollywood starı geldi. Allah aşkına Hollywood'da ne yaptın? Hepimizden yürekli. Hop. Ya işte böyle Hindistan trafiğini durdururum ben. Sen onu benim külahıma anlat. Ve Bülent Ersoy diva tahtına kurulmuş. Bu arada düşmanlar beğenmiş ki sen gelme sen. Benim dünya Diva her şeyden önce Dünya Güzellerim'in Show TV'de yayınlanacak olmasından ötürü çok mutlu. Efendim kendi sanki yerim gibi böyle öyle bir şey yaparım, kabul ederim, hissederim. Bülent Ersoy heyecanlı program için. Heyecanlıyımdır. İlk okul talebesi gibi. O heyecanım hep sürer. Aman siz Bülent Ersoy'sunuz canım falan filan derler. Hiç bu işin Bülent Ersoy'lu, Zeki Mürenif, Münir Nurettin olmaz. Dediler ki işte Hollywood starı geldi. Allah aşkına Hollywood'da ne yaptınız? Hepimizden yürekli. Hop. Ya işte böyle Hindistan trafiğini durdururum ben. Sen onu benim külahıma anlat. Diğer üç ünlü güzelimiz bavulu için yiyecek hazırlarken Bülent Ersoy programda giyeceği kıyafetler için hazırlanmış. Kullanacağım çantalar, elbiselerime uygun, şapkalarım, ayakkabılarım, efendim takılarım. Hepsi hazırlandı. Dişlerini bile beyazlatmış Hindistan'a gitmeden önce. Efendim geçenlerde dişçiye gittim mesela. Parlatayım diye dişlerimi. Onlar gıcır gıcır oldu neyse. Hollywood beyazı yapıldı. Efendim. Elbette onun da bavulunda yiyecekler olacak. Et yemeden duramaz Bülent Ersoy. Her şeyimi. Sucuk, pastırma, salam, sosis. Efendim rokforum, havyarım. Her şey. Onların hepsi ayarlandı. Azerbaycan'dan özel olarak havyar getirtmiş Dünya Güzellerim çekimlerinde yemek üzere. Burada tabii havyar yok. Şeyden getirttirdik onu da. Azerbaycan'dan getirttirdim. Orada dostlarım var. Oranın havyarı badem gibidir. Taneleri içi bütün yağ doludur. Efendim kızarmış ekmekle o çok güzel. Onu yemeden duramam. Hey Hinti,
Filmlerdeki gibi Bülent. Bayıldım. Sen de neye bayıldığın belli değil. Oh my god. Oh my god. Very delicious. Hayvan deyip geçme, her şeyi hissediyorlar. Ben öyle bir şey demedim. Hele film nasıl hisseder? Ben öyle bir şey demedim. Ben öyle bir şey demedim diyorum. Tamam. Peki. Diva'nın maceralarını büyük bir merakla bekliyoruz. O da mikrofonumuz aracılığıyla başta genel müdürümüz Suavi Doğan olmak üzere bütün Show TV ailesine teşekkür ediyor. Tüm Show TV ailesine başta sayın genel yönetmeniniz beyefendiye, Suavi beyefendiye, efendim bütün en yetkilisinden en yetkisizine kadar tüm Show TV ailesinin fertlerine selamlarımı iletiyorum. Lütfen hissiyatıma tercüman olup iletirseniz memnun olur. Teşekkür ederim efendim. Rica ederim efendim. Ve işte o görüntüler. Dünya güzellerimin ilk görüntüleri yayınlandı. Görüntülerde bir otobüste seyahat eden dünya güzellerimizin bir tavukla yaşadıkları kahkaha krizlerine neden oluyor. Ya buradaki tavuk ne olacak? Allah'ım bunlar ne burada? Oh my god, bunlar ne ya? Ay. Tavuklar, keçiler. Tavukta bit var mıdır acaba? Bu tavuklarda bit var mıdır? Aa! Kız! Elimi sürdü. Bizde de yani bilmedik tavuklarla evet. Yemeyeceğiz yani. Ama enteresan. İnsan her şeyi yaşamalı hayatta. Ayol bitli bitlere bak, geziyor üstünde. Bitli mi? Evet. Bitli mi? Evet. Bitli. Elimi sürdü. Evet. Evet bitti diyor. Bitti anlamıyor, evet diyor ya. Tek 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 tek. Tarih yazarken satır satır senle ikimizi. Millet konuşsun dursun hiç bitmeyen sevgimizi. Cem Yılmaz çaldı, Şebnem Ferah söyledi. Söyle. Cem Yılmaz çaldı, Özkan Uğur söyledi. Cem Yılmaz çaldı, Arif ve 216 ekibi söyledi. Gösteri merkezinin açılışı Cem Yılmaz ve arkadaşlarının muhteşem şovuyla renklendi. Az sonra. Tek 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 tek. Şimdi de sırada ünlülerimizin yaşadıkları zor anlar var. Bakalım hangi ünlümüz Show TV kameralarına nerede ve nasıl düşerken yakalanmış? Şebnem Ferah konserde fena düştü. Ahmet Kural film çekiminde çok fena düştü. Kamera geldiği zaman geneli çekti. En fena o düştü. Bisikletten düşen bu güzel kim? Ünlülerimiz hareketli bir hayat yaşarken haliyle her zaman ayakta kalamıyor. İşte en ünlü düşmeler araştırmamız. Şebnem Ferah geçtiğimiz hafta Samsun'daki konseri sırasında böyle kapaklandı sahneye. Sonrasında Şebnem Ferah yerde söyledi şarkılarını ve orkestrası da ona yerde eşlik etti. Dünyanın en ünlü modellerinden Kendall Jenner, geçtiğimiz haftalarda bisiklete binerken böyle düştü.
Ünlü güzelin internette yayınlanan bu görüntüleri milyonlarca kere izlendi. Ahmet Kural'ın Çalgı Çengi İkimiz filminin çekimlerindeki düşmesi de çok fenaydı. Kamera geldiği zaman geneli çekti. Akrobatik hareketler yaparken düşen ünlü oyuncunun düşüşü kahkaha attırdı. Meryem Uzerli'nin bundan birkaç hafta önce gecelerde aracına binerken yere kapaklanması da unutulmaz görüntüler arasına girmeyi başardı çoktan. Geride bıraktığımız moda haftasında bir podyum kazasına şahit olmadık. Ama dünyada yakın zamanda yapılan defilelerde düşen düşene. Mankenler için düz yolda yürüyemiyorlar denebilir. Ama topuklu ayakkabılarla düzgün yürümek her zaman mümkün olamayabiliyor. Podyumda düşmek bir mankenin kabusu olsa gerek. Ama oluyor işte. Bülent Sertaş düşmeye bayılan ünlülerden. Ünlü türkücü, yarışmacı olduğu televizyon programında üst üste o kadar çok düşüyor ki soramıyoruz. Hadi hadi! Gol geliyor! Frikik ustası David Beckham, Çin'de kösele ayakkabıyla frikik atmaya kalkınca böyle düşüyor. Şarkıcı Pamela konser verdiği Konya'da sahnede böyle yere kapaklanıyor. Duman grubunun solisti Kaan Tangöze'nin de konser sırasındaki düşüşü pek fena. Sıla konserindeyiz. Sıla şarkılarını söylerken sahne arkadaşı Efe Bahadır gitarıyla seyirciler arasına iniyor, çıkarken de yere kapaklanıyor. Düştüğü yerden hemen kaldırmaya gidiyorlar Efe Bahadır'ı. Ama müzik devam etmeli diyor ve çalmaya devam ediyor. Seda Üren klip çekimlerinde salıncakta sallanıyor. O düşmüyor ama iskele onun üzerine düşüyor. Kaza çok fena. Seda Üren ölümden dönüyor. Ajda Pekkan belki düşmüyor ama başına gelen kaza düşmekten beter. VIP aracına binerken kafasını çok fena vuruyor Pekkan. Popçu Aynur Aydın Anlatma Bana şarkısına klip çekiyordu. Klip çekimlerinde ölümden döndü Aynur Aydın.
kendisine eşlik eden at huysuzlanınca böyle tehlike atlattı. Aynur Aydın atın kendisini üstünden atması sonucu baygınlık geçirdi. Bu oldukça talihsiz bir düşüş. Ama komik düşüşler de var. Sunucu Haydi Kulum, yılbaşı programında kırmızı elbisesiyle dans ederken büyüleyiciydi. Ama dans sırasında ne olduysa böyle kapaklandı yere. Santa buddy, and hurry down the chimney tonight. Tonight. Sahne affetmiyor. İşte Tolga Çevik. Sahnede komiklik yaparken trapez salıncağından böyle düşüyor. İşte magazin tarihinin akıllarda kalan diğer düşmeleri. Best Model gecesinde şarkı söylerken fena düşüyor Sibel Tüzün. Bu gece o gece de olabilir. Sen de benim için o olabilirsin. Gönül Yazar, Nüket Duru'nun konuğu. Ama konuk koltuğuna fazla yüklenince olan oluyor. Sezen Aksu, Hepsi grubuyla sahnede dans etmek istiyor ama takılınca fena düşüyor. Sibel Can katıldığı televizyon programında topuklularla merdivenden inmeye çalışırken işte böyle düşüyor. Pakize Suda da merdiven mağduru. Deniz Akkaya ile stüdyoya giriş yaparken fena kapaklanıyor yere. Hülya Koçyiğit düşerken bile zarif. Katıldığı gecede merdivene takılınca bir kuğu gibi süzülerek oturuveriyor yere. Kerem'cem kaygan zeminde aksiyonu abartınca işte böyle yerle bir oluveriyor bir anda. Ünlü gitarist Hasan Cihat Örter sahnede gitar kırmaya çalışırken gitarın intikamı çok fena oluyor. Düşme konusunda bir marka Bülent Sertaş. Katıldığı bir televizyon programında stüdyoda motosiklete binmeye kalkınca işte böyle düşüyor. Bir başka düşüşünde sıra. Bu kez bir fuarda kızların kullandığı motora biniyor Bülent Sertaş ve sonu yine hüsran oluyor. Allah aha kaçır. Ne olur açsana. Geçmiş olsun. Allah dedim ya. Allah aha kaçır. Düşme anlarıyla hafızalara kazınan sıradaki bir diğer ünlümüz ise Yeşim Salkım. Geçmiş olsun, sana geçmiş olsun, hadi git güle güle. Irmak Atuk, talihsiz ünlülerden. Ünlü manken, podyumda yürürken düşmüştü yıllar öncesinde. Bu kazadan yıllar sonra bir gece eğlencesi çıkışında taksiye binerken düşen Irmak Atuk, yürekleri ağza getirdi. Gecelerde düşen bir başka ünlü Halil Sezai. Merdiveni fark etmeyince böyle yere kapaklandı ünlü şarkıcı. İçim yanar, içim kanar da isyan gelir.
Kadınların ünlü ismi Çağdaş'ı Kele, Hakan Akkaya defilelerinde bir şeyler oluyor. Meşhur düşüşü hafızalardan hala silinmedi. Tam bu düşmenin etkisi geçmeden bir başka defilede yine düşme tehlikesi geçirdi. Üçüncü kez çıktığı defilede ise podyumda değil, kuliste düştü Çağdaş Şikel ve fenalaşarak hastanelik oldu. Bir gece yarısı gittiği mekanın çıkışında merdivende kayınca öyle bir düşüyor ki Deniz Akkaya. Fena düşüşün ardından toparlamaya çalışırken bir daha düşme tehlikesi geçiriyor Akkaya. Ve bakın yanında kim var düşerken? Hakan Akkaya. Yanınızda veya etrafınızda Hakan Akkaya varsa düşmek kronik gibi. İşte Bengü, düşmüyor ama tökezliyor. Yanındaki kişi ise Hakan Akkaya. Fatih Üreğin Bodrum'da sahnede şarkı söylerken düştüğü anlarda sıra. Ünlü şarkıcının canı fena yanmıştı. İşte Yıldız Tilbe kendi canlı yayınında sahneyi hesap edemiyor ve yere kapaklanıyor. Tamam tamam bir şey yok. Yere şık düştüm ya. Sonrasında Yıldız Tilbe'nin yerden kaldırılma çabaları da oldukça ilginç. Bana bir adam yetmez, birkaç kişi kaldırması lazım. Kaldıramazsın beni tek başına. Birkaç kişi tut 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 tut. Yok bir şeyim ya. Nazar değil mi? Gözü olanı gözü avucuna düşsün inşallah, şöyle baksın. Halit Ergenç konserine gittiği Porto Hondo ile kucaklaştıktan sonra mest oluyor ve kendisini böyle yere bırakıyor. Türkiye'de ünlüler böyle düşüyor. Peki ya dünyada? Onların düşmeleri çok daha dramatik. İşte Justin Bieber. Kanada'da verdiği konser sırasında böyle düşüyor ünlü pop yıldızı. Adriana Lima bir katalog çekimi sırasında otobüse binerken kafasını dikiz aynasına vurunca işte böyle düşmüştü yere. Ünlü top model Candice Van Apple'ın catwalk sırasındaki düşüşü de karizmasını yerle bir etmişti işte böyle. Rapçi Iggy Azalea'nın konser sırasında boşluğa basıp sahneden düştüğü anları izlerken insanın kanı donuyor. Jennifer Lawrence Oscar gecesinde sahneye gelirken uzun eteğinin azizliğine uğruyor ve merdivenlere işte böyle yapışı veriyor. İngiliz şarkıcı Meghan Trainor katıldığı show programında şarkısında bol bol dans ediyor ama final hareketini başaramayınca işte böyle kapaklanıyor yere. Rihanna'nın düşmesi de çok fena. O da sahnede dans ettiği sırada fena düşüyor sahneye ama çabuk toparlıyor. İşte bir diğer talihsiz şarkıcı. Selena Gomez hareketli danslar sırasında dengesini kaybedince böyle yerle yeksan oluveriyor.
Madonna'nın muhteşem şovu sırasında pelerininin azizliğine uğrayıp düşmesi unutulur mu? Elbette ki unutulmaz. Tyra Banks yıllar önce kendi televizyon programında canlı yayını aldığı köstebekten korkunca koltukla birlikte böyle düşmüştü yere. Bitti mi? Bitmedi. Şarkıcı Luke Bryan sahnede bütün karizmasıyla şarkısını söylerken bir anda yere yığılıveriyor. İşte Taylor Swift. Şarkısına biraz dans katayım derken bakın neler geliyor başına. Tek tek. Yelena yenge şoke olacak. Beşiktaşlı Tosic kiminle gece kaçamağında yakalandı? Fahri Evcen kimse umursamadığı haberlerine ateş püskürdü. Partide art niyet seziyorum. Kanda kırmızı halıda boy gösteren güzel oyuncu ilgi görmediği iddiaları için ne dedi? İşin aslı o değil çünkü çarptırılıyor. Aslı Enver'in yerine kim geliyor? Kadroda küçük bir değişikliğimiz var. Burak Özçivit, Murat Boz'dan ayrılan Aslı Enver'in yerine kardeşim benim ikiye kimi alacak? Onu açıklayacağız. Az sonra. Çek çek. Cumartesi sürprizi tüm hızıyla devam ediyor ve şimdi de sırada dün gece yayınlanan Güldür Güldür'den sizin için seçtiğimiz skeçler var. Güldür Güldür'de sorgu komedisi. Çok güleceksiniz. Güldür Güldür kahkaha. Skeçte Şevket'i ihbar için gelen Bilal'in o esnada sorgu odasında bulunmasıyla başlayan komik olaylar anlatılmaktadır. Sen şimdi ne oldu dayı? Soyuldun mu? Nedir? Evet efendim. Bugünle birlikte toplam 57. soyuluş. Yani insanlar her sabah saatin alarmına uyanır ve hırhız alarmına uyanıyor. Dayıcığım sen de taşınsaydın ya. Taşınsaydın mı? He. Ben bu adam yüzünden 3 il, 24 tane de ilçe değiştirdim. Toplam 35 ev değiştirdim. Ailemle konar göçer yaşıyoruz. Ama adam bir şekilde beni buluyor ya. Yani taşınma hediyesi alıp sonra da onu çalan hırhız mı olur ya? Musallat oldu bana. En son buraya geldi, burada da bu. Yok dayıcığım, ben her şeyi anladım da. Ya sana bu giren hırsızı sen... Değil efendim, evime. Onları kelime atlayınca altı aldım. Ama doğru. İşte insanlar. Doğru. Dayıcığım senin evine giren bu hırsızın... Yani hep aynı kişi olduğunu nasıl biliyorsun ya? Not bırakıyor efendim. Her soygundan sonra not bırakır Şevket. Aa buyurun. Bilal abi çok tatlı uyuyordun, uyandırmaya kıyamam. Ben biraz beni yatarım da. Bilal abi çıkarken ev çok havasızdı, camı açık bırakıyorum. Gece kapatıyorum, o da tabii. İşten gelirken dolapta yoğurt kalmamış. Sen en iyisi bir tane yoğurt al. Dayı siz resmen karı koca hayatı yaşıyormuşsunuz. Neyse hadi şu adamın bir eşkalini tarif et de ben onun bir robot resmini çizeyim. Ya ne robot resmi efendim? Ben size vesikalını vereyim. Abu. Dayı hırsızın vesikalının sende ne işi var ya? O ne ki ya? Bir gün beni soyarken böyle selfie çekmiş. Sonra da onu büyütmüş. Aha bakın yanımda. Bunu büyütmüş. Çerçeveletmiş. Evime koymuş. Hele şuna bakın ya. Bakın ya. Bunu evime koymuş. Ya beni soyarken böyle küçük sürprizler yapmaya bayılır. Manyak ya. Tutanaklarıma koyuyorum. Şimdi ben sizin dosyayı açacağım da dayı. He. Size ulaşmam için bir telefonum var mı? Ver onu bana bakayım. Hırhızda. Tamam yengenin telefonu da olur. O da hırhızda.
Ya ev telefonu, iş telefonu, kızın telefonu. Kır kızda efendim. Siz beni anlamıyorsunuz ya. 57 kere soyuldum diyorum. Neyim var, neyim yok bu adamda hepsi. En son evimin damını çalmış. Evin damını niye çalmış? Girip çıkması kolay olsun diye. Pardon, affedersiniz. Alo. Amirim buyurun. Emredin amirim. Tamam amirim, hemen ilgileniyorum. Tamamdır, sağ olun, kolay gelsin, iyi çalışmalar. Dayıcığım, senin bu yüzsüz sarı kızla biz ilgileneceğiz, merak etme. Şimdi bir elma sırsızlığı olmuş. Şu yan tarafta da bir teşhis tanımamız var. Onu yapacağız, hadi biz çıkalım. Gel. Teşhis tanıma mı? He. Abu Hanif filmlerde oluyor, insanları yan yana diziyorlar. Boy sırası var. He. O mu? Hani bir tane öyle film vardı şey. Şüpheli oğlanlar. Yok, olağan şüpheliler. Evet o. Hadi çıkalım. He. Hadi. Tamam, hadi siz çıkın, ben de geliyorum. Aa, vallahi aynısı ya. Ulan ne kadar heyecanlı. Hey, lanet olası federaller. Beni konuşturamazsınız, he mi? Bakayım boyum kaç olmuş. Vallahi 1.52. 2 santim uzamışım. Geç. Geçin şuna, geçin şuna. Geç, sıraya geç. Sıraya geç. Komiserim. Kusura bakmayın, ben meraktan girmiştim. Hemen çıkıyorum, suçlu değilim yani. Tabii. Zaten bu arkadaşlar da suçlu değil. Bak, tanıştırayım, Charlie'nin melekleri. Melek beyler, memnun oldum. Ben artık gideyim. Yok ya, gitme, ben seni zora bırakırım. Saçma konuşma be. Geç şuraya, geç. Nereye? Eğer suçlu değilsen zaten seni teşhis etmezler, doğru mu? Haklısınız da, anamgil beni yemeğe bekliyordu. Şimdi geç kalmıyor. Oğlum, uzatma. Uzatma, benim sinirimi bozma. Atarım seni içeri ha. Bir kişi eksik ya. Bir kişi eksik, o siyahlı nerede, o siyah? Burada bekleyin, ben onu da alıp geliyorum. Siyahlı! Selam. Ben çok bilmiyorum. Merhaba birader. Şşt! Bak hele. Vallahi ilgilenmiyorum, bakmıyorum da. Yürü. İçinde bir kayboluyorsun daha. Geç şuraya, geç. Ya ittirmeyin amirim, tamam Allah aşkına ya. Ya her siyah giyen kafasına bere takan hırsız mıdır yani ya? Benim saçlarım kabarıyor, ben o yüzden takıyorum bereyi. Tamam, uzatmayın. Terbiyesizlik yapmayın. Hepinizi atarım içeri şimdi ha. Şimdi elması çalınan kişi gelecek. Camlı bölmeden suçluyu teşhis edecek. Uslu durun. Ya anam bile yemeğe bekliyordu. Geç kalacağım. Birader kusura bakma, saatin kaç? 5:05 geçiyor. Aa, aynısından bende vardı. Vallahi dün çalındı. Şerket! Lan Bilal abi! Senin ne işin var burada? Seni ihbar etmeye geldim. Sen de şikayetçi olmaya geldim. Neden? Neden mi? Hele biraz sesli düşünelim. Seni niye şikayet etmiş olabilirim? Evimi soyduğun için olabilir mi acaba? Aşk olsun Bilal abi ya. Aşk olsun ya. Bu ilk defa olmuyor ki ya. Senden kaç kere konuştuk. Bunları hallettik sanıyordum abi. Lan neyi hallettik ulan? Vallahi geberteceğim ben seni Şevket. Ya abi bak, yine bir koşturma başladı. Gözümü seveyim bak. Bak seni konuşturuyorum bak. Lay. Dur tamam. Senin kolesterolün var. Bak nefes nefese kaldın yine. Geç şimdi gel. Geç. Bana bak. Sen sporunu yapıyor musun? Ya yok. İşten güçten fırsat kalmıyor ki. Ayıracaksın. Sen seni düşünmezse kimse seni düşünmez abi. Sana bir şey olursa ben ne yaparım? Aç kalırım. Sporunu yap abi. Doğru söylüyorsun aslında Şevket. Aslında eve bir tane koşu bandı almıştım da. Lan! Onu da sen çaldın. Ya Şevket, soyma artık beni, soyma ne olur. Vallahi bir tek derim kaldı soymadığın ya. Burada mısınız? Buradayız abi. Tamam, sırada durun. Komiserim, ben sizi duyuyorum. Hatta görüyorum. Hani burada aynalı cam vardı? Karakol tadilatta. Camı sipariş verdiler de daha gelmedi. 2 güne gelir de takarlar. Şu gördüğün kirişler falan hep yeni değişti. Maşallah Şevket.
Babanın evi gibi hakimsin ha buraya. Komiserim, benim evimi soyan Hırkız buydu efendim. İhbar ediyorum kendisini. Kesin elması da bu çalmıştır. Hadi bunu tutuklayın. Olur, olur. Hatta sen kaç yıl ceza vereceğimizi de söyle de uğraştırma bizi. Bolo bolok olsa ben bunu... Hala konuşuyor ya. Sus, önünüze bakın. Teyze. Pardon, teyze gelmeden tam numaralarının altında durmuyorlar da. Size de zorluk olmasın diye şöyle biraz kaysınlar. Şefik sen de Tuna'yı çek. Numarasının altına gelsin. Onu ne kadar çekersek o düzelmez o. Niye? Ne bileyim şuna baksana. Yok bir şey yok önüne bak sen. Tövbe yarabbim. Birini mi kesip gelmiş? Şükür tövbesi var. Kusura bakmayın. Şevket onun aynı sırada olmak nasıl bir duygu? Gurur duyuyorum ya. Gurur duyuyorum. Affedersiniz ama bir evrim şeyi var yani. Affedersin. Şöyle, evet. Şöyle düzelteyim. Süper şakaydı. Buyurun. Şimdi hazırlar Hayat. Herkes numarasının altına geçsin. Teyze. Teyzeciğim gel. Gel teyzeciğim. Gel buraya gel. Teyze buraya. Buraya. Teyze. Teyze gel. Gel. Gel teyzeciğim gel. Ha şöyle duruyorsun. Evet. Teyzeciğim, teyzeciğim, bunlardan hangisiydi senin o elmasını çalan? Söyle bakayım. Bu! Bu çaldı. Bu mu? Ama o bu benim teyzeciğim, yapma bak. Hani sen şimdi bir hatırla. Hani bir düşün, bak düğüne gittin değil mi? Evet. Düğüne gittin, torununun düğünü. Tabii. Elmas takacaktın, hani takı merasiminde çaldılar. Evet, şerefsiz. Şerefsiz. Paşa dedemden kalan elması çaldı ulan. Ha. Evet ama tabii gece karanlığı yatam göremedim. Bir daha bir bakayım ben onlara. Oo, senin için gece gündüz eşit teyzeciğim. Sen normalde de göremiyorsun. Sen bu tarafa bakacaksın teyzeciğim, bu tarafa ha. Hangisiydi o? Bir bak bakayım. İki ne oldu? İki. Şimdi. Oo Şevket, sen hapse girince ben yeni yıla girmiş gibi havayı fişek patlatacağım. Şevket. Oo Şevket, gittin Şevket. Oh. Yok, hareketlerine bak ya, bu ne diyorsun? Ya hanımefendi, benim gibi masum birinin başını yakmasanız belki de ben değilimdir. Hadi canım, hadi Şevket. Oh, Şevket hapse, ben evime. Şevket, Şevket, Şevket. Gittin oğlum sen, gittin. Ya benim şimdi kafam karıştı. Bu başı ayrı oynuyor. Çocuk vardı. O mu acaba bu? Şu bir numaradaki makak maymunu biraz öne çek. Gibi olan ha. Tamam, tamam teyzeciğim, tamam. Makak maymunuyla siyahlı kalsın. Diğerleri çeksen. Ya teyzeciğim, güzel teyzem ne alakası var Allah aşkına ya? Şu adama bir bak. Bunun kılığı kıyafeti bile ben Hırkızım diye bağırıyor teyze ya. Bir dakika. Artık yeter. Benim de bir sabrım var. Artık yeter, dur. Şu gencecik, hayatının baharındaki hanımefendiye sen teyze demeye utanmıyor musun ya? Bana mı dedi onu? Efendim, burada sizden başka ışıldayan biri var mı? Küçük hanım. Komiserim gördünüz. Vallahi teyzenin kalbini de çaldı bu yüzsüz Hırkız. Ne alakası var ya? Sen tanıdı zaten makak maymunu dedi. Onu da tanıdı zaten sen orada. Tamam be. Tamam. Uzatmayın. Uzatmayın. İkinizden birisi suçlu işte. Teyzeciğim sen şimdi git içeride dinlen. Ben şunları bir sorguya çekeyim.
Tamam. 2116. Tamam teyzeciğim, içeride verirsin numaranı, al. Teyze de hareketli ya. Şu camı da yaptırmadılar arkadaş ya. Evet. Siz. Birbirinizi tanıyor musunuz? Evet. Beraber mi çalışıyorsunuz? Hayır. Ben çalışıyorum, o benden soyuyor. Demek ki yancı sen de elebaşısın ha? Değilim. Peki dün neredeydin? Evimdeydim. Sen? Ben de Bilal abinin evindeydim. İtiraf etti. Beni soyduğunu itiraf etti komiserim. Oldu. Ben burada neyim? Komiser. Ben bilirim ya. Adam diyor ki beraberdik diyor. Geceyi birlikte geçirdik diyor. Demek ki ortak çalışıyorsunuz. Ya. Yani organize. Bu işi beraber mi organize ettiniz? Yok efendim, alakası yok ya. Bu adam beni soyuyor. Durmadan beni soyuyor ya. Özellikle geceleri soyuyor. Yok. Ben özel hayatınıza karışamam. O sizin kendi tercihiniz. Ya öyle değil efendim. Yani evimi soyuyor. Evini mi soyuyor? Evet. Bir dakika. Hepimiz yorulduk amirim. Yıprandık. Ya gerçekten sinir stres bastı hepimizi. Doğru. Bir dakika. Sen de insansın ya. Sen yoruldun, ben de yoruldum. Sen şunu al bir çorba yap. Amirim sen bunu al bir çorba yap. Sen görev başındaki memura rüşvet mi teklif ediyorsun? Yani Şevket, yüzsüzlükle çığır açtın ya. Oğlum karakolda hem de teşhis odasında komisere rüşvet mi teklif ediyorsun ya? Hem de benim cüzdanımla. Hem de benim paramla. Sen bittin oğlum. Bittin sen. Ya amirim bir dakika Allah aşkına. Kendi ağzıyla söyledi. Benim cüzdanım dedi. Benim param dedi. Ben niye yanıyorum? Şimdi tam da burada size soruyorum. Rüşveti teklif eden midir rüşvetçi? Yoksa teklif ettiği paranın sahibi midir rüşvetçi? Tabii. Şimdi düşününce dolaylı olarak rüşveti sen teklif etmiş oluyorsun. Ya ama bu çok saçma efendim. Böyle bir şey olabilir mi ya? Benim paramla rüşvet teklif etti diye ben niye suçlu oluyorum? Hayır. Şimdi suçlu suç unsurunu barındırıyor diye suç mudur suçlunun suçu? Vay be. Şimdi burası çok can alıcı bir nokta. Skecin can alıcı noktası. Bunu gayet dramatik söyleyecek hayatı. Tekerleme yani bu aslında. Ama bu acayip. Şimdi bir söylesin bak. Ben niye suçlu oluyorum ya? Öyle diyorsun da. Ben onu tanıyorsam bu biter bu falan. Yok. Tamam şimdi hallediyorsun. Sen ne dedin? Efendim. Benim paramla rüşvet teklif etti diye ben niye suçlu oluyorum? Gel onu yalnız bırakalım, gel biz. Gel. Tamam. Devletin memuru burada. Ne dedin? Memura bir hava katalım. Ya söyleyemeyen o ama hep ben konuşuyorum ya. Evet, şimdi devletin hazır. Memuru bak 6 aydan başladı. Evet. O yüzden ben kapattım onu. Ne dedin? Dejavu gibi ya. Ama komiser soruyor. Ne yaptın? Efendim. Hı. Lütfen beni iyi dinleyin. Bu söyleyeceklerim çok önemli. Şimdi adam benim paramla rüşvet teklif ediyor diye. Hı. Abu. Ha. Ben niye suçlu oluyorum? Öyle deme. Suçlu. Suç unsurunu barındırıyor diye. Suç sadece suçlunun mudur? Vay. Gel. Çocuğu doğuran mıdır annesi? Yoksa büyüten mi? Haydi buyur, benden de bir soru. Ki bak bu yıllardır tartışılır biliyor musun? Aynı şey gibi, tavuk mu? Aa, yumurtadan mı tavuktan? Aynı şey. Benim kafa yandı. Tamam. Şimdi gidip GBT'lerimize bakacağım. Allah'ım ya komiserim, Allah aşkına benim bir günahım yok.
neden bunlar hep benim başıma geliyor? Allah'ım neden ben ya? Neden? Bilal abi tamam ağlama tamam. Ama sen kendin. Abi haklısın tamam. Koskoca adamı ne hale getirdiniz? Ağlattınız mı? Şevket, şu telefonunu ver de bir anamı arayayım. Buyur abi. Tabii ki benim telefonum. Şaşırdın mı? Hayır. Allah Allah, oğlum arıyor. Benim oğlum yok ki. Efendim oğlum? Ana! Ana! Efendim? Lan Şevket! Anamın telefonunu da mı ya? Bilal abi, geçen gün anneler günüydü ya. Cevriye teyzenin elini öpmeye gittiydim. Gidince de el alışkanmış. Ulan Şevket! Ben zaten bitmişim, seni de bitireceğim ulan! Abi yine koşturma başladı, gözünü seveyim. Bak şişeceksin yine! Şevket! Şişe! Bu tarafta lan! Abi koş! Ne? Gel buraya! Buraya gel, dur! Tamam, bekle! Bak yine şiştin! Bu böyle olmaz. Senin sağlığın kötüye gidiyor. Seni kaplıcaya götüreceğiz. Yok ya. Ben kaplıcaya gideyim, sen de evimi soy, öyle değil mi? Ben yazlığıma gideceğim. Gitme. Yazlığına su basmış. Ben geçen hafta gittim, buraya kadar su oldum. Ya Şevket, sen ne çeşit bir parazitsin oğlum ya? Benim yazlığımda ne işin var ulan? Ya Allah aşkına ya. Tatilde mi yapmayak ya? Bütün sene çalışıyorum Bilal abi. İki gün tatil yapmayın mı ya? Ulan bir de bana fırça atıyor ya. Senin çalışmak dediğin beni soymak. Tatil yapmak dediğin de benim yazlığımda kalmak. Şevket vallahi ben seni öldüreceğim oğlum. Ne olur çık git hayatımdan ya. Sen benim hayatımın Ebola virüsü müsün ulan? Çık git, istemiyorum seni Şevket. Bunları kızgınlıkla söylüyorsun Bilal abi. Biliyorum sen de beni seviyorsun. Sevmiyorum ya, Allah Allah. Beni soyan adam ben niye seveyim, manyak mıyım Şevket? Lütfen defol git oğlum. Defol git hayatımdan ya. Vay be. Demek bu hale geldik ha Bilal abi. Vay be. Biliyor musun bugün benim doğum günüm Bilal abi. Öyle mi? Keşke doğmasaydın Şevket. Keşke ölsen Şevket. Sevmiyorum, sevmiyorum. Sevmiyorum Şevket. Bu da bende. Al o zaman al. Bu hale gelindiyse artık ben bunları istemem. Al. Al cüzdanını da al. Telefonu zaten sendeydi. Bu da benden sana küçük bir doğum günü hediyesi. Ne bu? Burada açma, eve gidince açarsın. Vallahi mı lan? Bana mı bu? Ulan Şevket, onursuzsun, yüzsüzsün, hırhızsın ama ince ruhlu bir adamsın, yalan yok. Yalnız bir dakika, benim doğum günüm değil ki oğlum, senin doğum günün. Benim doğum günüm Kasım'da. Artık değil. Nasıl değil? Evet. Gebetelere baktım. Oh. Bu Bilal Koçyiğit'in gebetesi. Bu da Şevket Mircan'ın gebetesi. İşte şimdi her şey açıklığa kavuşacak. Bizimle geliyorsun Şevketciğim. Hadi bakalım Şevket Efendi. Hadi bakalım. Yalla. Yürü bakalım Şevket. Şevket Efendi ben bir dakika efendim. Ben Şevket değilim, ben Bilal'im. Şevket olan o. İyice saçmalıyorsun Bilal abi. Sen Şevket'sin, ben Bilal'im. Ya böyle bir saçmalık olabilir mi? Adam cümleye Bilal abi diye başlıyor. Sonra diyor ki sen Şevket'sin. Ya sen ne pis, ne iftiracı bir adamsın ya. Ha? Bu kimi kimi? Bu fotoğraf kimin? Benim fotoğrafım. Ulan Şevket. Evimi, arabamı, her şeyimi, varımı, yoğumu çaldın. Kimliğimi çaldın. Ulan kütüğümü de mi çaldın ya? Neyse. Ben bu kadar iftiraya dayanamam amirim. Lütfen madem hırsızlık yeni yapıldı, elmas şu anda hırsızın üstünde olmalı. Arayın bizi, olsun bitsin bu iş. İşte ilk defa sana katılıyorum ama kendi elinle kendini yaktın oğlum. Benim içim rahat. Arayın hele. Demek ki hırsızlık daha yeni yapıldığına göre... Evet. ...şu anda elmas hırsızın üzerindedir. Yani. Yani en azından ben öyle düşünüyorum. Evet, aramaya başlıyorum. Dön arkanı. Kesin şu şuralarında.
Temiz. Nasıl temiz? Pistir ya, o iyi bakın ona. Temiz diyorum ya, geç şöyle. Ben geç mi? Şöyle. Geç. Bu ne? Bu ne? Aha. Nal gibi elmas çıktı ortaya. Bir dakika bir açın görün, öyle bir şey olabilir mi? Belki değil. Elması nerede olsa tanırım. Bir daha açılsa? Bakayım. Şunu aç bakayım. Ver bakayım. Nasıl koyduysan öyle çıkar. Bakayım. Vallahi elmas. Herhalde bir şey biliyoruz. Efendim yemin ediyorum az önce Abu verdi bunu bana. Vallahi bilmiyorum da iyi mal kaldırmışsın Şevket abi. Hadi hadi yürü makak maymunu yürü. Ulan Şevket seni bulacağım oğlum. Seni bulacağım ulan. Hayır. Sen zahmet etme, ben seni bulurum Şevket abi. Çek çek. Murat Dalkılıç ve Merve Bol Uğur gündüz plaj partisinde. Gece Sertab Erener şarkılarıyla romantizmin doruklarında. Bodrum'da aşk başkadır. Merve Bol Uğur, Murat Dalkılıç'a oyunculuk konusunda nasıl destek olacak? Murat Bey'in oyunculuğu hakkında ne düşüneceksin? Valla izleyip göreceğiz bunu. Tatil cenneti Bodrum'da güneş, deniz ve kum. Bodrum sezonu açtı. Show TV, Bodrum'un altını üstüne getirdi. Az sonra. Çek çek. Cem Yılmaz merakla beklenen filmi Arif ve 216'nın çekimlerine başlamadan bir ilki gerçekleştirdi. Film ekibinin okuma provası yapıldığı gösteri merkezinin açılışıyla birleşince bakın nasıl gösteriye dönüştü. Çaldı. Şebnem Ferah söyledi. Cem Yılmaz çaldı. Özkan Uğur söyledi. Cem Yılmaz çaldı. Arif ve 216 ekibi söyledi. Gösteri merkezinin açılışı Cem Yılmaz ve arkadaşlarının muhteşem şovuyla renklendi. Cem Yılmaz merakla beklenen filmi Arif ve 216'nın çekimlerine başlamadan bir ilki gerçekleştirdi. Film ekibinin okuma provası yapıldığı gösteri merkezinin açılışıyla birleşince bir gösteriye dönüştü. Filmin oyuncularından Özkan Uğur geliyor. Okuma provası var, evet. Heyecanlıyız. Her şey çok güzel olacak inşallah. Nasıl bir film olacak, nasıl bir film bekliyorsun? Çok heyecanlı bir film olacak. Barış Arduç okuma provasını yerinde izlemeye gelmiş. Bakalım ya, okuma provasını biz de dinleyeceğiz. Güzel olacağına eminim. Cem Yılmaz filmleri hep güzel olacak. Şu sıralar özleniyor hayranları tarafından. Bu yaz bir sinema filmi planı var. Yaza bir film yapma derdimiz var. Daha önce de söyledim bunu. Gupse Özay'la bu yaz evleneceği yönünde haberler çıkmıştı. Henüz düğün yok diyor. Hayır değil dedim. Olacağı zaman söylerim. Şebnem Ferah geliyor. Hem Cem Yılmaz'ın hem açılışın davetlisi olarak gelmiş. Vallahi heyecanlıyım. İlk kez böyle bir şey izleyeceğim. Sanırım çok tatlı bir şey olacak. Barış Falay'la eşi geliyor. Şu sıralar dinleniyor. Dinleniyorum şu ara. Gelen teklifleri görüşüyorum. Okuma provaları son derece keyifli geçiyor. Arif ve 216 kadrosundaki isimlerden Şükrü Özyıldız keyif almış organizasyonda. Yani böylesi bir ilkti, evet. Yoksa gene okuma provalarının seyirci açık olduğu oluyor ama bu biraz
prodüksiyonu çok tabii ki. Şükrü Özyıldız giderken Gökçe Bahadır ve sevgilisi Efe Duru geliyor mekana. Yakında evlilik olup olmayacağını soruyoruz çifte. Kısmet bakalım. Hadi görüşürüz abi. Mert Fırat da filmin kadrosunda. Rolünü soruyor, esprili yanıt veriyor. Farklı bir karakter. Ben aslında tost makinesinde oynuyorum falan diyorum. Ama sözlerinden anlaşılacağı üzere tarihi bir karaktere hayat verecek. Yaşamış daha önce hayatta var olmuş birini oynamak, Yürüyüşte Onur'dan beri çok kısmeti olmamıştı bana. O yüzden eğlenceli bakalım. Gora filmindeki Ceku karakterine hayat vermişti Özge Özber. 10 sene sonra filmin devamında yine Ceku rolü onun. Artık ne diyeyim ben Ceku yani. Çok keyifli tabii ki. Aynı atmosferi solumak. Yıllar öncesinden tekrarının olması çok keyifli. Okuma provası sonrası mekanın açılışı büyük bir eğlenceye sahne oluyor. Sahnede Şebnem Ferah var önce. Şebnem Ferah sahnedeyken bir sürpriz var. Cem Yılmaz ve arkadaşları sahneye geliyor. Cem Yılmaz davulun, Şebnem Ferah ise mikrofonun başında. Hız kesmiyor. Mikrofonda Özkan Uğur var bu kez. Cem Yılmaz'ın davuluyla şovunu yapıyor Özkan Uğur. Sırada Sude var. Sude, Sude, Sude. Sude, Sude, Sude. Sude, Sude, Sude. Ele güne karşı olmadan olmaz. Özkan Uğur'a vokallerde Zafer Algöz, Ozan Güven ve Çağlar Çorumlu eşlik ediyor. Cem Yılmaz çıkışta filmdeki Arif karakterine yakın bir imajla kameralar karşısında. Ne üzerine çalıştığımızı göstermiş olduk takip edenlere. Hem de beraberce güzel vakit geçirdik, moral olsun diye. Daha çekimler tam olarak başlamadan büyük bir sükse yaptı film. Kaliteli bir şey yapıyoruz. Çok vaktimizi alacak bayağı. Ağustos'un sonuna kadar çalışacağız işte. Kadronun bu kadar geniş olması da önemli. Bizim memleketimizde çok kıymetli oyuncu insanlar var. Dolayısıyla güzel şey yapmak için güzel insanlarla çalışmak lazım. Ozan Güven geliyor. Okuma provası ve sonrasındaki eğlence onu da mutlu etmiş. Güzel geçti vallahi maşallah. Seda Güven gecenin konuklarından biri. Mouse imleçli tişörtü ilginç. Ok işareti beni gösteriyor. Bazı magazin sayfalarında da oklar Seda Güven'i gösteriyor son zamanlarda. Onur Tuna'yla ayrılığının nedeninin Ata Demirer'le aşk yaşaması olduğu yazılıyor. Yok artık daha neler. Ata benim çok yakın arkadaşım. Çok seviyorum onu. Seda Bakan geliyor eşiyle. Filmdeki karakterini açık eden tek oyuncu o. Pembe Şeker. Benim adım Pembe Şeker. Ve Çağlar Çorumlu. Eğlenceli geçen organizasyon memnun etmiş ünlü oyuncuyu. Gayet güzeldi, eğlenceliydi. Hem umuyorum hem de biliyorum çok güzel, çok keyifli bir film olacak. Filmin önemli rollerinden birinde onu izleyeceğiz. Ama tüyo vermiyor rolüne dair. Sürprizi kaçmasın. Çok keyifli, çok güzel bir karakter. Çek, çek. Şimdi Renkli İstanbul gecelerini izlemeye devam ediyoruz.
Yelena yenge şoke olacak. Beşiktaşlı Tosic kiminle gece kaçamağında yakalandı? Fahri Evcen kimse umursamadığı haberlerine ateş püskürdü. Partide art niyet seziyorum. Kanda kırmızı halıda boy gösteren güzel oyuncu ilgi görmediği iddiaları için ne dedi? İşin aslı o değil çünkü çarptırılıyor. Aslı Enver'in yerine kim geliyor? Kadroda küçük bir değişikliğimiz var. Burak Özçivit, Murat Boz'dan ayrılan Aslı Enver'in yerine kardeşim benim ikiye kimi alacak? Onu açıklayacağız az kaldı. İstanbul gecelerinde hareketli bir gece turuna çıkıyoruz. Bakalım gecelerde neler olmuş? Bir tanıtımda Oğuzhan Koç ve İbrahim Büyükakar rastlıyoruz. Konu ister istemez Eser Genenler ve Murat Boz'un kaçamağına geliyor. Murat Boz ya sen olur. Neyin peşindesin? Yok, sen gel hele gel. Sen ne arıyorsun? Şey tam içinden abi. Geçeni bir sorsana sen bir rahatla. Senin bize hep bir şey sorasın. Hayır niye reddetmişsin onu? Hayır hayır hep oraya paslayacak. Eser Genenler bu olayın sorumlusu olarak gösterildiği için İstanbul'u terk ettiği haberleriyle dalgasını geçiyor arkadaşları. Bizim için hiç kimseyle hiçbir derdimiz yok ya. Yap oralara artık değişmeyin. Bak yeğine de girdik artık. İşte bugün de Eser Yenenler Çeşme'ye yerleşiyor. Evet. Zaten Eser Çeşme'ye yerleşiyor. Üzerimize gelmiyor. Evet buradan kendimize moderatör arıyoruz. Biz de Eser'in Çeşme'ye taşındığını yeni öğrendik abi. Eser de yeni öğrenmiş. Eser de yeni öğrenmiş. Yuva yıkan adam olarak lanse edilen arkadaşlarını şaka yollu koruyor ikili. Tabii bizim de yuvamızı yıktı. Mahvetti. Hepimizi mahvetti. Hep bir eğlence durumu var yani. Sıkıntı yok abi. Beraberiz her şey çok yolunda. Beşiktaş'ın Sırp futbolcusu Dusko Tosic'i görüntülüyoruz aracında. Bir panik havası hakim. Zira arka koltukta bir bayan X var. Dur çekme. Muharrem abi de geliyorsun. Başıma çekersin. Hanımefendinin yüzünü gizliyor olması kafaları karıştırıyor. Tosic'in eşi Yelena Karleusa'nın bu görüntülere ne diyeceği merak konusu. Bir eğlence gecesinden Neslihan Atagül çıkıyor. Tatil planlarını soralım. Söylemiyoruz şu an. Kerem Alışık çıkıyor. Ona göre iş tatilden daha önemli. Tatil, bence çalışmak tatilden daha önemli. Yani. Daha keyifli. Çıkışta Kerem Alışık, Çiçekçi Çocukların markajıyla zor durumda kalıyor. Burak Özçivit çıkıyor aynı partiden. Fahri Evcen'in kanda boy göstermesini soruyoruz. Evet, Türk oyuncular olarak elimizden geldiği kadar yurt dışında olmaya çalışıyoruz. Kanda onlardan biri. Fahriye de bizim adımız oraya gitti. Ben zaten çalışıyordum. O yüzden çok güzel temsil etti bizi. Nişanlısının kırmızı halıdaki kıyafetini beğenmiş. Bu seneki daha güzel. Ortak paylaştık o kıyafeti. Evet, ben de fikrimi belli ettim. Bir gece sonra ünlü çifti bu kez beraber görüntülüyoruz. Güzel oyuncunun kan izlenimlerini soralım. Hem filmi kutladık, onun dışında Kırmızı Halı'ya da çıktık. Çok güzel, çok keyifli iki gündü. Çok güzel yorumlar aldık. İnanılmaz güzel geçti yani. Türkiye'yi temsil ettiğini düşünüyor Evcen. Şöyle söyleyeyim, aslında gurur duyulması gereken bir şey. Böyle hissettiğinize de sevindim. Çünkü bizim maalesef ki henüz dünyada çok fazla bilinirliğimiz yok. Yani hani Türkiye dışına evet çıkıyoruz ama dünya çapında atıyorum, Hollywood çapında tanınıyor muyuz? Maalesef hayır ya. Yapılan bazı eleştiriler oldu Evcen'e. Yabancı fotoğrafçıların ilgisini çekmediği, kimsenin onu fotoğraflamadığı yazıldı. Dolayısıyla orada ben bir partide art niyet seziyorum. İşin aslı hiç öyle değil. Çok güzel bir ilgi gördük, çok güzel ağırlandık. Çok güzel yorumlar aldık. Hem bir sonraki sene için de davet aldık. Oradaki yabancı basınla da ilgili çok güzel görüşler duyduk. Sinirlendirmiş bu yorumlar güzel oyuncuyu. İşin aslı o değil çünkü çarptırılıyor. Çok güzel bir şekilde temsil ettiğimizi düşünüyorum ben. Burak Özçivit'e dönüyoruz. Kardeşim Benim iki filminin kadrosunda bir değişiklik olduğunu söylüyor. Kadroda küçük bir değişikliğimiz var. Muhtemelen Aslı Enver kadroda yok Murat Boz krizi nedeniyle.
acaba Aslı Enver'in yerine kim gelecek? Sürpriz tabii ki yani. Evet, artık bu saatten sonra hepsini... Kim olacak? Onu açıklayacağız az kaldı. İyi akşamlar abi. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. Bay bay. Sosyal medyayı etkin kullanan ünlülerin ödüllendirildiği törende Kenan Doğulu'ya rastlıyoruz. Böyle bir ödül almaktan keyif duyuyorum açıkçası. İlkini yapıyoruz bu sene. Sosyal medyayı ihtiyaç olarak görüyor. Şimdi hayatın bir parçası işte. Yani bayağı diş fırçası gibi artık açıkçası. Sosyal medyayla ulaşabildiğiniz dinleyicilerinize daha hızlı haber ulaştırma şansınız oluyor. Elindeki sargı dikkatimizi çekiyor. Teşekkür ederim. Küçük bir inciğin de önemsiz bir şey. Çatlak zannediyordum ama maalesef kırıkmış ödem yaptı filan. Ezgi Mola da aynı törende. Onun kadar çok kullanan ünlü yok gibi sosyal medyayı. Bir de şey yalanı vardır. Bir proje için kilo aldı. Hangi proje kız o? Peki sosyal medyayı da çok sık kullanan... Kullanıyorum, evet. Yani. Boşuna çağırmadılar zaten. İki post girmiş olsam kim çağırırdı Ezgi? Komik kız olarak biliriz ama onu yeni filmlerinde dram oynamış. İki tane sinema filmi yaptım, ikisi de bitti. Her şey yolunda. Bakalım, daha bir hafta olmadı işte Daneli, Antalya'daydım. Yok, hayır değil. İkisi de değil. İkisi de dram. Alişan ve nişanlısı Eda Erol gecelerde. Yani çok güzel gidiyor her şey. Şimdi nişan hazırlıkları yapıyoruz. Birbirlerine kolay uyum sağladı çiftimiz. Pek de sevimliler. Her şey çok güzel. Ailelerimiz birbirine çok benziyor zaten. Sanki uzun yıllardan beri birlikteymişiz gibi. Anneme güzel mesajlar verin annene. Bu arada Suzan teyzeyle çok benziyor. Sen de söyle, sen de söyle. Evet. O bizim başımızın tacı. Ay ağlayacağım. Ağlayacağım. Eda Erol, Alişan'ın annesine benzediğini düşünüyor. Suzan teyzeciğimle çok benziyoruz. Yani ne derler? Gelin kaynama toprağına çekermiş. Değil mi? Biz de çektik. Evet. Alişan her sabah güllerle uyandırıyormuş aşkını. Alişan Bey çok romantik. Çok. Her sabah bana gül gönderiyor. Çok romantik. Her sabah gül gönderiyor. Biz ailecek romantik. Biraz trafik polis geldi. Ben çok teşekkürler. İyi akşamlar. Ben öğretimi öpeyim. Çek çek. Murat Dalkılıç ve Merve Bol Uğur gündüz plaj partisinde. Gece Sertab Erener şarkılarıyla romantizmin doruklarında. Bodrum'da aşk başkadır. Merve Bol Uğur, Murat Dalkılıç'a oyunculuk konusunda nasıl destek olacak? Murat, beni oyunculuğu hakkında ne düşüneceksin? Valla izleyip göreceğiz bizi. Tatil cenneti Bodrum'da güneş, deniz ve kum. Bodrum sezonu açtı. Show TV, Bodrum'un altını üstüne getirdi. Her yaz olduğu gibi Bodrum yine cıvıl cıvıl olacak. Tatil cenneti sezonu açarken ekibimiz de bu güzel beldenin altını üstüne getirdi. Gündüz saatlerinde Merve Bol Uğur ve Murat Dalkılı çiftiyle beraberiz. Yakın dostları için gelmişler Bodrum'a. Çok sevdiğimiz arkadaşlarımızın oteli açılışı bugün. Onlara destek olmak istedik. Valla inanılmaz da bir manzarayla karşılaştık. Bayıldım otele. O yüzden bize de bir küçük bir kaçamak oldu açıkçası. İyi geldi yani. Hemen şu film projesini sormak istiyoruz. Daha önce Murat Dalkılıç'tan detayları almıştık ama bir de Merve Bol Uğur'un ağzından dinleyelim istedik. Bakalım bu yaz inşallah olacak. Aslında biraz ipucu vermiştim daha öncesinde, verdiğimi hatırlıyorum. Hamilelikle alakalı bir hikaye olacak. Eğlenceli, keyifli bir film bekliyor.
Bakalım işte, biz heyecanlıyız. İnşallah en güzeli, en hayırlısı olur bizim için de. Çift bu filmde oldukça iddialı. Cem Yılmaz'ın filmlerindeki yıldız kadroları hatırlattığımızda bakın nasıl bir tepki veriyor Merve Boluğur. Bizim filmimiz de iddialı yani. Ne diyeyim şimdi? Fazlasıyla iddialı güzel oyuncu ama Murat Dalkılıç hemen frene basıyor. Gazlamayalım. Sadece güzel olacağını düşündüğümüz bir kadro var tabii ki de yani. Filmi ve hikayesini aslında çok merak ettik. Tam biz böyle düşünürken Merve Boluğur ilk tüyoyu veriyor. Filmin hikayesi evet. Çok samimi ve sıcak ve insanlar bizi izlediklerinde aslında bizi de yakından biraz tanımış olacaklar. Çünkü bizden de çok şey var. Murat Bey'in oyunculuğu hakkında ne düşüneceksin? Valla izleyip göreceğiz. Görünen o ki oyunculuk konusunda Murat Dalkılıç'a yoğun bir baskı kuracak Merve Boluğur. Tatlı fırçalara hazırlansa iyi olur yakışıklı popçu. Ben onlara hep alışkın. Murat Dalkılıç oyunculukta pişecek, Merve Boluğur da şarkıcılıkta. Bu durumda onun hocası da eşi Murat Dalkılıç. Söyleyeceği şarkıyı bile belirlemiş güzel oyuncu. Oğuzhan'la konuştuk, hatta daha dün konuştuk bu durumu. Şey dedi, sana elektronik bir parça hazırlıyorum dedi, doğum günü hediyesi. Bakalım bana onu yakıştırmış. Göreceğiz. Bodrum'un gece eğlenceleri kadar gündüz plaj partileri de meşhurdur. Şimdi Murat Dalkılıç'la eğlenme zamanı. Şimdi Bodrum geceleri diyoruz. Fatih Yürek'le sahnesi öncesi birlikteyiz. İçerisi hınca hınç dolu. Yine ona çok büyük bir ilgi var. Biz de böyle bir ilk adımlar atıyoruz ve böyle neredeyse eğlencenin kalbi gümbetteyiz. İçeride adım olacak yer yok öyle. Ya öyleymiş. Fena, yıkılıyor. Valla nereden çıktı bunlar bilmiyorum. Ben bilmiyorum. Klasik Fatih Yürek sahnesi bence. Evet tabii yani bu böyle bir şey gibi oluyor. İşte kulüp havasında bir ne şey oluyor. Fatih Yürek'e neden bu denli sevildiğini soruyoruz. Acaba bunun sırrı ne? Bu işin biraz daha piri gibi oldum. Değil mi? Kesinlikle. Yani böyle bir el geçti filan. Eğlendiriyorum ya, ben bir samimiyimdir, samimi insanımdır. Belki o samimiyetimi alıyorlardır. Ama ben de mutlu oluyorum çünkü ben de eğleniyorum. Hem eğleniyor hem eğlendiriyor, ne güzel. Bir de sürprizi var o gün Fatih Yürek'in hayranlarına. Seda Sayan ziyaret edecekmiş. Doğru mu duyumumuz? Ya Seda çılgın ya canım ya. Geleceğim dedi ben. Değil mi? Seda dedim bir olarda biraz zorlanabilirsin dedim. Geleceğim dedi ben. Bir de gitti uyudu ki dinç olsun diye. Vallahi uyudu. Uyudu. Akşamüstü böyle bir 2-3 saat uyudu. Sohbet bitiyor ve Fatih Yürek'in sahnesine gidiyoruz. Ve işte Seda Sayan'ın sürpriz ziyareti. Alkışlar Seda Sayan sahneye gelir gelmez coşturuyor herkesi. Şimdi Fatih Yürek'in sahnesindeyiz. Sempatik şarkıcı Bodrum'u ayağa kaldırıyor hareketli şarkılarıyla. Cıvıl cıvıl Bodrum gecelerinde şimdi de Sertab Erener konserindeyiz. Usta sanatçı eşsiz sesiyle muhteşem bir müzik ziyafeti veriyor. Sertab Erener o gece oldukça hareketli, yerinde duramıyor. Ünlü sanatçı eski ve yeni şarkılarından oluşan bir repertuarla Bodrumluları adeta mest ediyor. Kayıtsız bir ömür.
bizim oluşum yaşı. Sıradan bizler bırakır coşkunluk aşklar. Sertab Erener sahnedeyken sürpriz bir çift sürpriz bir ziyaret yapıyor. Murat Dalkılıç ve eşi Merve Boluğur, Sertab Erener şarkılarıyla romantizmin doruğuna çıktılar. Çek, çek. Asena Atalay velayet davasını kazanacağına nasıl bu kadar emin? Cem Yılmaz'dan evlilik itirafı. Kendisini nasıl başarısız koca ilan etti? Bensu Soral kandaki kıyafeti için hamam şalvarı diyen Cemil İpekçi'ye öyle bir cevap verdi ki. Şimdi sırada renkli haber turumuz var. Asena Atalay'dan Caner Erkin'e şok sözler. Yalan yanlış şeylerle doldurmak zorundasın. Asena Atalay velayet davasını kazanacağına nasıl bu kadar emin? Kazanınca bile açıklama yapmayacağım. Peki, Cem Yılmaz'dan evlilik itirafı. Kendisini nasıl başarısız koca ilan etti? Evliliğimi sürdüremedim. Bensu Soral kanda giydiği kıyafet için hamam şalvarı diyen Cemil İpekçi'ye öyle bir cevap verdi ki. Ben çok mutluydum elbisemle ama. Magazin dünyasında haftanın önemli gelişmelerinden derlediğimiz haber turunda yok yok. Caner Erkin'in eski eşi Asena Atalay'a açtığı velayet davası başladı. Duruşmaya avukatıyla katılan Asena Atalay çıkışta kameraları karşısında görünce şaşırdı. Denizdeki gibi hissettim kendimi bir an. Oğulları Çınar'ın velayetini almak isteyen Caner Erkin'le ilgili çarpıcı sözler sarf etti Asena Atalay. Davanın altını yalan yanlış şeylerle doldurmak zorundasın. Yoksa sana o davayı açtırmıyorlar zaten. Yalan yanlış şeylerle altını doldurdular. Bu yalan yanlış şeylerin de yalan olduğu ortaya çıkacak ve biz davayı alıp aklanacağız. Sonra da enerjileri de üzerimizden gideceğiz ve kurtulacağız. Bu kadar basit. İlk ve son kez konuştuğunu belirten Asena Atalay davayı kazanacağından emindi. Bunları konuşuyor olmamızı bile ben çok üzülüyorum gerçekten. İlk ve son açıklamam kazanınca bile açıklama yapmayacağım. Peki Çınar'ı nasıl etkilemiyorsun? Bensu Soral'a bilansmanda rastlıyoruz. Her haliyle son derece şık olan Bensu Soral'a büyük bir ilgi var. Geçtiğimiz günlerde kanda tüm dikkatleri üzerine toplayan Bensu Soral büyük bir gurur ve mutluluk yaşıyor. İnanılmaz güzel geçti. Çok heyecanlıydım. Çünkü Kara Delevin, Jeremy Scott onlarla beraber tanışma fırsatım ve aynı halde yürüme fırsatım oldu. O yüzden benim için çok güzel geçti. Onun dışında tanıştığımız bir sürü önemli insanlar oldu. Aynı zamanda da çok eğlenceliydi. Onun için benim için rüya gibi bir gündü. All those things I shouldn't do, but you dance, 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 and ain't nobody leaving soon. Show TV ile adeta kana çıkarma yapan Bensu Soral, haber müdürümüz Ömür Sabuncuoğlu'yla keyifli dakikalar geçirmişti. Kan sokakları seninle güzelleşti. Ay teşekkür ederim. Bensu Soral kan çıkarmasında giydiği yeşil kıyafetle de çok konuşulmuştu. Cemil İpekçi'nin kıyafeti hamam şalvarı gibiydi eleştirisi için neler söyleyecek? Ben Cemil İpekçi'yi çok beğeniyorum. Çok sevdiğim bir tasarımcı. Yorumu için teşekkür ediyorum. Yorum yapması bile benim için güzel bir şey. Onun için ben çok mutluydum elbisemle ama teşekkür ediyorum. Kanda Güzeller Geçidi devam ediyor. Film Festivali'nin kırmızı halısında geçen hafta Güzeller Geçidi vardı. Kendall Jenner kıyafetiyle çok konuşuldu. Rus model Irina Shayk da güzelliğiyle baş döndürdü. Ve Fahriye Evcen, davetli olarak gittiği Cannes Film Festivali'nde beyaz kıyafetiyle kırmızı halıda boy gösterdi güzel oyuncu.
Haberci ve yazar Özlem Gürses'in başarılı isimlere başarısızlık hikayelerini anlattırdığı Bazen Olmaz röportajlarının konuğu Cem Yılmaz'dı. Cem Yılmaz hayattaki en büyük başarısızlıklarından birinin Ahu Yatu'yla yaptığı evlilik olduğunu itiraf etti. Evliliğimi sürdüremedim ve ben yani eski eşimle de bu konuyu konuştuk. Yani kendisi de belki öyle hissediyordu. Ama yani mesela o bende bir başarısızlık hissiyatı uyandırdı. Ekonomize dergisinin düzenlediği Ekonomi, Siyaset ve İş Dünyası Zirvesi ödül töreninde yılın en iyi cemiyet haber programı ödülüne Habertürk'te ekrana gelen HT Kulüp programı layık görüldü. Yılın başarılı cemiyet programı ödülü HT Kulüp Genel Yayın Yönetmeni Sayın Reşat Balcıoğlu sahneye davet Ödülü aynı zamanda Show TV magazin yayınları genel koordinatörlüğünü de üstlenen HT Kulüp Genel Yayın Yönetmeni Reşat Balcıoğlu aldı. Çok teşekkür ediyorum. Ekonomize dergisi Türkiye için ekonomi çok önemli bir sektör. İnşallah ekonomimiz, memleketimiz çok güzel günler görür. Yani magazin gibi olur inşallah. Böyle her şeyi böyle güzel pencereden bakarız. Çok teşekkür ederim. Emeği geçirenler herkesin eline sağlık. 7 yıldır Habertürk ekranlarında iş, cemiyet, sanat ve siyaset dünyasının nabzını tutan bir programa imza atıyoruz. Bütün ekip arkadaşlarımla birlikte ekranların en kaliteli haber programını, cemiyet programını yapmaya gayret ediyoruz. Ve bunun da hakkını verdiğimizi düşünüyoruz. Emeği geçirenlerin hepsinin eline sağlık. Bu aldığımız ilk ödül değil, son ödül de değil mutlaka. Biz programımızın daha kaliteli, daha güzel, daha izlenir olması için cemiyet dünyasının, iş dünyasının nabzını tutmaya ve bütün renkleri ekranlara getirmeye devam edeceğiz. Bu ödülü bize layık görenlere teşekkür ediyorum. Gecede yılın en iyi magazin habercisi ödülüne haber müdürümüz Ömür Sabuncuoğlu layık görüldü. Sayın Ömür Sabuncuoğlu, Show TV magazin haber müdürü. Ekonomi basından ödül almak çok büyük mutluluk. İş ve ekonomi dünyasına çok teşekkür ediyorum. Emeği geçen herkesin eline sağlık. Önemli bir ödül. İş ve ekonomi dünyası bu ödüle layık gördü. Çok büyük mutluluk. Gerçekten büyük gurur duyduk. İnşallah ödüller devam edecek. Çek çek. Şimdi de sırada renkli İstanbul caddeleri var. Sürpriz aşıklar, ilk kez yan yana Kerem Tunçeri ile Aslı Şah Alkoçlar evliliğe mi gidiyor? Kerem abi kapıyı açar mısın? Yazın göz kırptığı şu günlerde ünlülerimiz cadde turlarındaydı. Geçtiğimiz hafta aşklarını ilan eden Aslı Şah Alkoçlar ve Kerem Tunçeri beraber ilk kez kameralar karşısında. Aşk nasıl gidiyor diye soruyoruz çifte. Kerem abi kapıyı açar mısın? Henüz yolun başındalar ama evlilik konuşuluyor mu diye merak ediyoruz. Alkoçlar şimdilik her şeyin yolunda gittiğini söylemekle yetiniyor. Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Tatlıtuğ bir davette tüm şıklığıyla poz verirken görüntülüyoruz. Ayşe Hatun Önal alışverişe çıkmış. Tamamen makyajsız. Yeni güzel bir şarkı geliyor. Yani zaten var olan bir şarkı. Onu biraz bir değiştirdim. Klip çekilecek. Yeni şarkısının klibini memleketi Adana'da çekecekmiş. Adana'da çok güzel bir klip çekeceğim. Adana mı? Adana tabii. Memleketime gidiyorum. Klip orada çekeceğim inşallah. Konu son dönemde isminin anıldığı isimlere gelince kaçıyor. Adanalılar geliyor arkadaşlar. Şanlı şarkıya bakın. Adı ne o şarkının? Evet. Demet Akbağ bir oyuncakçıda alışverişte. Hediyeler kime? Yeni bebesi olan arkadaşlarım var. Torunu olanlar var. Efendim onlara epeydir bir gidemiyordum. Hediye almadığım için. Bugün hediye günü yaptım. Ziyaretlerine gideceğim. Olgun'un da biliyorsunuz
yeni bebeği oldu Olgun Şimşek'in. Ona da gideceğim. Tatil için okulların kapanmasını bekliyor. Sonrasında Çeşme'ye gidecek. Okulların kapanmasını bekliyorum. Çeşme sezonunu açmak için 15 Haziran'dan sonra orada olacağım. Berkay ve eşi kontrolden geliyor. Bebekleri Aliye'yi görmüşler ultrasonda. Çok heyecanlılar değil mi? Doktorun yanında. Şu an öyle şu an çünkü bayağı bildiğin bugün parmağını yemiyordu. Güzel günler bekliyor çifti. Heyecanlılar. Heyecanlı tabii ki, normal baba olacak. Babalık duygusunu tadacak. Murat Yıldırım ve eşi cadde turunda liseli aşıklar gibi. Misafirlerini gezdirmeye çıkan çift bir cadde keyfi yapmak istemiş. Misafirimiz vardı Gürcistan'dan. Biz de ev yakındı buraya. Bir öğle yemeği yiyelim dedik beraber. Çek çek. Gülşen yıllar sonra pijama giydi. Gülşen'in modern pijamalı İzmir'deki konserinde neler oldu? Az sonra. Çek çek. Şimdi kısa bir reklam aramız var. Sakın bizden ayrılmayın. Çek çek. Cumartesi sürprizi kaldığı yerden devam ediyor. Gülşen İzmir'de verdiği konserinde yıllar sonra ilk kez pijamayla kamera karşısına geçti. İzliyoruz. İçine ata ata ne hale düştü. Gülşen yıllar sonra pijama giydi. Gülşen'in modern pijamalı İzmir'deki konserinde neler oldu? Gülşen bundan yıllar önce pijamalı kız olarak nam salmıştı. İçine ata ata ne hale düştün, tuta tuta çatlayacaksın be adam. Çekinme hadi hadi söyle de kurtul bundan. Kura kura vurdum be adam. Ünlü popçu geçtiğimiz hafta İzmir'de bir alışveriş merkezinde verdiği konsere pijama görünümlü kıyafetiyle çıktı. Eşi Ozan Çolakoğlu'nun çaldığı konserde hareketli şarkılar tercih etti Gülşen. Çek çek. Cumartesi sürprizinden bu haftalık da bu kadar. Yarın yine bomba gibi haberler ve birbirinden özel konularla saat 10'da pazar sürprizinde görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın.